Ramazan ayı hizmet ayı, almalıyız duayı. Herkes bizi bekliyor, demlenmiş keçeli çayı. Bilinmeli emekler, nefis olsun yemekler, komşular davet ediyor. İftarlar bizim Süleyman Kutsi bekler. Kutsi'nin yerine Reha gelse olmuyor mu? Olur, baş üstüne. Olmaz olur mu? Ya Metin, hoş geldin, safa getirdin. Hoş bulduk, sefalar getirdin. Sen de öyle. Biz böyle canlı olacak bu sene, böyle renkli, evet, olacak, sesli, evet, olacak derken sen bayağı davulla da almışsın yani. Abi davulsuz manisiz Ramazan mı olurmuş? Yani. Olmaz emin. Yani doğru. Böyle bir deneyelim dedik yani. Bu sene 2020 seyirciler burada. Oldu. Başladı mı yayın? Ben vallahi böyle bilmiyorum. Aradan bir sene geçmiş. 11 ay geçmiş. Başladı. Başlasın galiba artık diyorsun yani. O değil de hani mani filan dedik. Sende yok mu maniler falan? Yani. O zor yerden yakaladım. Yani sende de vardır diye düşünüyorum. Gerçi hep böyle naat-ı şerifler, şiirler vesaire, onlarla devam ettik de sunuculuk vesaire, ama bilmiyorum. Bu kadar sahne hayatı boyunca bir mani yok. Mani tecrüben vardır herhalde. Bana öyle geliyor. Maniye yani vermezse bir bakayım. Gönder bir tane abi. Davulumu çalarım. Hayallere dalarım. Dolgun bahşiş beklerken avucumu yalarım. Bir tane daha. Hadi bakalım abi, harikasın. Denizden al oltanı, duvara as baltanı, hoş geldin, sefa geldin 11 ayın sultanı. Allah Allah. Bu kadar mı? Yeter. Bu kadar yeter mi? Şimdi o zaman yeter. Son bir tane de ben okuyayım. Olur mu? Diyelim ki, bu seneki Ramazan şarkımız fırından yeni çıktı, yetişiyor. Ulaştırana bin şükür, kavuşturana bin şükür. Ekranlarınıza hoş geldiniz. Çok şükür, bin şükür. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed ya Resulallah. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed ya Resulallah. Allah, sultanım, hoş geldin sevdalım. Gözlerimiz yollarda, heyecan durukta. Hoş geldin sultanım, hoş geldin sevdalım. Gözlerimiz yollarda, heyecan durukta.
Çok şükür, bin şükür, çok şükür, bin şükür. Ufka bak ve sen de gül, her yer koksun gül. Çok şükür, bin şükür, çok şükür, bin şükür. Ufka bak ve sen de gül, her yer koksun gül. Baharları bekledim, gece uyku bilmedim. Dualar hep semada, ben hep bekledim. Yollar uzun ve taşlı, yürek bazen telaşlı. Ümitli ve kararlı, ben hep bekledim. Hoş geldin sultanım, hoş geldin sevdalım. Gözlerimiz yollarda, heyecan dorukta. Hoş geldin sultanım, hoş geldin sevdalım. Gözlerimiz yollarda, heyecan dorukta. Çok şükür, bin şükür, çok şükür, bin şükür. Ufka bak ve sen de gül, her yer koksun gül. Çok şükür, bin şükür, çok şükür, bin şükür. Ufka bak ve sen de gül, her yer koksun. Sultanım, hoş geldin sevdalım. Gözlerimiz yollarda, heyecan dorukta. Çok şükür, bin şükür, çok şükür, bin şükür. Ufka bak ve sen de gül, her yer koksun gül. Çok şükür, bin şükür, çok şükür, bin şükür. Ufka bak ve sen de gül, her yer koksun gül. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed ya Resulallah. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed ya Resulallah. Allah, şükürler olsun efendim. 11 ayın sultanı tekrar geldi nazlı misafir. Rabbim bu kutlu zamanı inşallah hayırlısıyla idrak edebilmeyi ve ibadetlerle, dualarla ihya edebilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Efendim, bizim için 11 ayın sultanı ve iftar zamanı hep çok heyecan verici, çok özel, çok kıymetlidir. Yıllardır hep böyle olmuştur. Ta Samanyolu Televizyonu döneminden beri. Ve bugün MCTV ve dünyanın dört bir tarafında şu anda ekran başında olan ve bizimle bu heyecanı yaşayan tüm kardeşlerimiz için 11 ayın sultanı çok önemlidir. İşte bu gereken önemi hep beraber vermek istiyoruz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun, hoş geldin Ramazan diyelim. Safa getirdiniz efendim, ne iyi ettiniz geldiniz, ayaklarınıza sağlık, gözlerinize sağlık, yüreklerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. İyi ki bizimlesiniz.
İyi ki bizimle berabersiniz. Sevgili Reha Bey ile Reha Yeprem'le ilk programda birlikteyiz. Şimdi Aşık Veysel'in güzel bir sözü var. Diyor ki, yüzü güzel olana 40 gün dayanırsın, güzelliği geçer ama gönlü güzel olana 40 yılda dayanamazsın. Onu hep seversin, hep baka gelir, hep bakmak istersin ona. Reha Yeprem ve bizim iftar programlarımız galiba böyle bir şey. Bende böyle bir hissiyat yaptırıyor, veriyor. Dolayısıyla bugün Reha abiyle birlikte olmaktan dolayı son derece müteşekkiriz, bahtiyarız. Sevgili seyircilerim, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Metin'cim, sen bir laf var biliyor musun? Ne diyorlar? Körlerle sağırlar birbirini ağırlar. Şimdi ona dönmeyelim diyelim. Ama öyle, fakat tabii biraz önce dedin ya, büyük emek vardı ya. Mutfağın arkasında bu sefer can hiraç, ciddi bir şey vardı yani, çaba vardı. Ya. Şu programın bu hale gelmesi için onlarca arkadaşımız, bilemiyorum yani, işlerini güçlerini ayarladılar. Geçen sene biz biraz açıkçası yük biraz işte birkaç kişi omuzlarımızdaydı. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken Rabbim bugüne kavuşturdu. Bir baktık etrafımızda onlarca genç arkadaşımız var. Abi biz size omuz veririz, biz sizinle birlikte oluruz. Nasıl istiyorsanız size destek veririz dediler. Ve bu programın çıkmasında bu genç arkadaşlarımızın büyük payı var. Destekledin, hemen ijadestek.com'u da hatırlatalım burada. İJA, International Journalist Association efendim kuruldu ve biz dünyanın dört bir tarafında uluslararası yayın yapar hale geldik. Ne zaman oldu? Tabii bu sizin de desteklerinizle. Eğer desteklerinize devam ederseniz sesimiz daha kuvvetlenir, daha güçlenir. İnşallah sizin soluğunuz, sizin sesiniz dünyanın her tarafına, haklılığınız en başta duyurabilmiş olursunuz efendim sesinizi. Onun için İJA'ya desteklerinizi devam etmesini temenni ediyoruz, diliyoruz. Dolu dolu bir program var. Evet. Neler var neler? Biraz bahsedelim. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Evet, ya yani bugün ilk programda bizimle olması ve ayrıyeten konuşacağımız konu çok özel bizim için. Kıymetli hocamız Kerim Balcı beyefendi davet ettik. Birazdan bizlerle birlikte olacak. Evet, inşallah birazdan alacağız Kerim Balcı hocamızı. Çok özel bir proje üzerinde konuşacağız ki onlar üçüncüsünü deruhte ediyorlar. Dünya döndükçe kitap okuma kampı diye bir başlıkları var. Özellikle bunu konuşacağız kendisiyle ilerleyen dakikalarda. Şimdi gençler öyle sırf şarkı söylemek için gelmedi. Tabii canım. Biz neden yani çok istidatlı ve kabiliyetli arkadaşlar ama medyacılık, medyanın görsel ve yazılı anlamda da çok istidatı ve kabiliyetleri var. Sanatın yanında bu arkadaşlarımız çok yönlü arkadaşlar aslında. Dolayısıyla onlarla birlikte olmak bize çok heyecan veriyor. Dedik ya programın içeriğini hep onlar çalıştı yani. Çok güzel çalışmaları var. Ne kadar güzel, heyecanlı ve meraklı köşelerle inşallah iftar zamanı programı süslenecek. Ama şimdi gençler tabii ki söz ve gelecek onların olduğu için biz hani söz büyüğün, su küçüğün, söz büyüğün diye bir laf var. Biz sözü de küçüğe havale edeceğiz. Çünkü hayat onların. Çok da güzel çalışıyorlar, hazırlıyorlar inşallah. Ama tabii söz büyüğün kısmını da geçmeyelim. Nice gazeteci arkadaşlarımız dünyanın dört bir tarafında inşallah 11 ayın sultanı boyunca canlı bağlantılar yapacağız, efendim bant yayınları yapacağız, VTR'ler aktaracağız. Dünyanın her yerinde efendim neler oluyor? Bak gördünüz şu anda dünyanın dört bir yakası bir araya geldi. Almanya'sı, Hollanda'sı, Romanya'sı, miyop olduğum halde okumaya çalışıyorum. Yardım et Metin. Bugün böyle yaptık İngiltere. Ama her gün farklı ülkelere bağlanacağız. Onu söyleyelim, o bizim için önemli ama bugün ilk programda böyle hani bizlerle birlikte olan bu ülkelerimiz Almanya, Hollanda, Romanya ve İngiltere bugün bizlerle birlikte olacak. Hemen selamlaşalım. Çünkü 11 ayın sultanı boyunca bol bol heyecanla takip edeceğiz kendilerini. Ben son sözü Süleyman Kutsu'ya vereceğim. Çünkü zira bugün çok özel bir yere gitti. Onunla başlayacağız ilk gün. Sağ üst köşeden başlayalım. Sevgili Basri Doğan, Hollanda'da canım arkadaşım, canım kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun. Neler aktaracaksınız bize 11 ayın sultanı boyunca? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de sizlerle birlikte bir yıl sonra bir arada olmak bizim için bir onur. Geçen de haftada sizlerle birlikte miydik ve buluşmasında. Bugün sizlere Hollanda'dan güzel bir
kitaplarla ilgili bilgi vereceğim. Tabii yarından sonra da bütün kitapları takip edeceğim ve sitelere an ve an aktarmaya devam edeceğim. North Holland'da sadece Hollanda bölgesinde 15 tane belediyede, yani semt evinde 10 tane kilisede ve yani de Amsterdam'ın 100 yıllık bir gemisi olan Waffen-Nederland gemisinde iftarlarımızı gerçekleştirdik. Buraya da son derece önemli konuklar davet ettik. Amsterdam'daki yerel siyaset olsun, Avrupa Parlamentosu siyaset olsun, meclis üyeleri ve Almanlara dostlarımız, kilise başkanları ve sevgilerimizi davet ettik. Ve güzel bir iftarla birlikte iftar sofrası, o evrensel buluşturucu sofrası altında birlikte olacağız. Ve şu anda gerçekten yoğun bir ilgi var. Bugün de son hazırlıkları yaptık. Özellikle semt evlerimiz ziyaret ettik. Amsterdam ve çevresinde. Hakikaten Rehabe çok önemli beklentiler var bizlerden. Bu sene çalmadığımız kapı kırmadı. İlk defa gitmiş olduğumuz yerler ve semtler bile daha neredeydiniz, kaldınız diye bize serzeniş kurdular. Evet. Kiliseden de bazı temsilciler bize beklentilerini ilettiler. Çok sayıda sizin seminer ve konferans günü akşamlarınız günden takip ediyoruz. Bizim kilisede ne zaman sıra gelecek dedi. Ben dedim bu iftarda sizlere konuk olacağız dedim. İnşallah. Nisan'da da Hollanda'nın Amsterdam'ın en büyük 800 yıllık bir kilisesinde iftarımız olacak. Evet kıymetli hocam. Yani biz daha konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Bir girizgah yapıyoruz şu anda. Ülkede devam edelim. Birçok ülkede sırada bu arada. Bugün Hollanda, İngiltere, Romanya veya Almanya'dayız. Belçika'da olacak. Belçika, evet. Yolda onun çok için önemli bir program var. Seyahat için Belçika'daki kardeşimizi göremiyoruz. Aynen. Belçika'da güzel bir program var. Oraya bir şöyle bir gideceğiz beraber. Evet, Ahmet, Romanya'da havalar nasıl? Neler aktaracaksın bize 11 Eylül Sultan'da? Ne gibi hazırlıklar var? Reha Bey, Fethim Bey merhaba öncelikle. Romanya'da havalar güzel. Roman havası derler ama. O Roman havası biraz farklı bir şey. O karıştırılıyor hocam, evet o karıştırılıyor. Yani 9-8'lik olanını sormuyorum. O değil. O da güzel. Tamam, o da güzel, o başka tabii ki tadı var. Yalnız yani tabii Metin Bey çok daha iyi bilir. Estağfurullah. Romenlerin yerel müziği de çok tatlıdır. Çok zengin, çok zengin. Çok çok hoş bir yerde, çok renkli bir yerde yaşıyorsunuz açıkçası. Anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Sen? Evet. Dimitri Kantemir'in memleketindeyiz. Değil mi? Onun da Türk tasavvuf müziğine ne kadar katkısı var, onu sizler daha iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Peki Ramazan'a nasıl girdi Romanya sevgili Ahmet Bey? Ramazan güzel oldu. Yani dün teravihlerimizi kılmış olduk burada. Bugün de ilk iftar yapacağız. İnşallah. İnşallah buralardan güzel iftarları çekip sizlere göstermeyi de arzu ediyoruz. Harika. Harika. Yani Romanya yazmış burada ama aslında bizimki biraz coğrafya gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Çünkü Romanya'dan inşallah yakınımızda hemen Bulgaristan'dan, Moldova'dan. Oradaki coğrafyaya ithal ediyoruz. Balkanlara geçeceğiz. Evet. Yani Kosova'dan, Makedonya derken bu coğrafyadan gidip oralardaki iftarları inşallah çekip burada seyircilerimize paylaşmaya çalışacağız sizlerle beraber. Yani. İnşallah heyecanlı, evet. İnşallah bekliyoruz. Güzel sohbetlerinizi, oradaki o ortamları bize aktarmanızı. Hemen sizi yukarı doğru çıkalım. Almanya, evet. Sevgili Süleyman, ne yapıyorsun? İyi misin? Mani'mi dinlediniz mi Süleyman abi? Mani dinleyince senin de aklına geldi mi Mani? Madem Mani dediniz... Çok şükür, bin şükür Ramazan geldi. Bekleyenlere Hızır geldi. İftar zamanında Reha ile Metin diyenler dertlerimize dermanlar geldi. Canım benim. Almanya'dan selamları en güzeliyle sizleri selamlıyorum. Aklıma Mani ne geldiyse onu söylemeye çok çalıştım. Çok güzel oldu ama davulsuz oldu, güzel oldu. Fragmanlarda da seyircilerimiz de görmüştü. Güzellikler aktaracağımızı bahsetmiştik. Artık Almanya'da ben 33 yıldır tespit ettiğim kadarıyla şimdi Alman dostlarımızı çağırma değil, ellerine hurmalarını alıyorlar. Öğrenmişler en güzel hediye Ramazan'da hurma diye. Yapılan programlara hurmalarıyla katılıyorlar. Yani artık onlar da kapılarını açtıkları gibi onlarda da geleneksel. Bu sene bir güzellikle başladı Almanya'da.
bildiğimiz kadarıyla, yani gazeteci olarak da kaynaklarımıza dayanarak, İngiltere'de ilk defa bugüne kadar bir Müslümanlar için Ramazan'da cadde ışıklandırılmıştı, ama Almanya'da da meclis, geçen sene Almanya Meclisi kararlaştırıyor. Bu sene de Frankfurt Belediye Meclisi bütün partileriyle ve şehir belediye meclisi üyeleriyle karar veriyorlar. Ve Frankfurt'un çok meşhur caddesi, o Bankalar Caddesi diye de bilinen kısmında, Grosse Bock'un Aynastrasse, belki seyircilerimizden gidenler olur. Orada dün akşam itibariyle Happy Ramazan, Mutlu Ramazanlar, Ramazan geldi, hoş geldi. Ve bu şekilde Ramazan'ın ışıklandırılmasının açılışına bir de dahil olduk. Yani arkadaşlar hazırlamışlarsa biraz sonra onu da inşallah vereceklerdir ekranda. Almanya'daki katılabildiğimiz kadar güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Harika. Sevgili Reha, sevgili Metin. Ya Süleyman evet. Abi çok harika. Yani Frankfurt'taki o Ramazan sokağını gördük. Özellikle Frankfurt Belediyesi'ni ve Kültür Müdürlüğü'nü buradan arkadaşlar aplaus yapıyoruz. Für Frankfurt. Evet, istersen evet. Sevgili Metin, son selamlaşmanın son sözünü İngiltere'ye verelim. Söz İngiltere'de. Sevgili herkese kardeşim, hayırlı günler diliyoruz. İngiltere'nin incisi Newcastle'dan selamlar. İngiltere'de biz sadece aslında Ramazan'ı veya iftarları kutlamıyoruz, öyle söyleyeyim. Festive celebrations diyoruz. Bütün özel anları iftarlarda birleştiriyoruz. Ve Dialog Society gönüllüleriyle birlikte her yıl binlerce insanı ağırlıyoruz. Tabii bu sene biraz daha evlerimize alacağız artık dostlarımızı. Hani eğer bir kişi 2-3 defa programımıza gelmişse diyoruz artık yeter. Hani salondan evimize gelin. Tabii arkamda gördüğünüz yine buranın meşhur katedrallerinden bir tanesi. İnşallah 40 tane programımız olacak. Bunda ilkokullardan tutun da üniversitelere kadar, Oxford Üniversitesi gibi buranın en iyi üniversitelerinden biri olan bazı üniversitelerde programlarımız olacak. Ve şöyle bir güzelliği var bizim programlarımız. Diversity'nin maksimum olduğu, yani kraliyet temsilcisinden işte lokal otoritenin veya işte refüjilerin, homeless insanların, huzur evi sakinlerinin birleştiği tek yer bizim ev. Bizim ev sahipliği yaptığımız programlar. İnşallah bunlarla ilgili de görüntüleri, İnşallah. Videoları alacaksınız, dönütleri alacaksınız ve dostlarımızla paylaşacaksınız. İnşallah. Şimdi evet. Almanya güzel bir şey söyledi. Frankfurt işte Ramazan sokakları düzenliyor, açıyor, evet. Işıklar evet. Vesaire. Şimdi İngiltere'de şöyle bir şey var. İnsanlar bu sokakları gönüllerinde açıyorlar ve biz o gönüllere Allah'ın izniyle Bravo. Kapıları tıklayınca açıyorlar. Bravo. İngiltere'de güzel. Böyle bir güzellik var. Ne mutlu. Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, değerli arkadaşlarımla dünyanın dört bir yakası bir araya geldi İftar Zamanı programında. Şimdi dilerseniz daha efendim gönüllerimizi biraz daha Ramazanlaştıralım. Ramazan deyince tabii ki Kur'an-ı Kerim, Aşr-ı Şerif tilaveti evet. Akla geliyor. Ruh dünyamıza, his dünyamıza yavaş yavaş böyle hitap edelim biraz. İftar zamanına şirit fır şirit deniyor Almanca'da. Evet. Efendim, Harbiden yavaş, Almanca dersleri duyacağız zaman zaman. Duyacağız, zaman zaman duyacağız artık. Mecbur yani. 8 seneden sonra arada kelimeler kaçabilir. Olacak. Şimdiden o kadar. Özür diliyorum. Yok ama. Güzel, güzel oluyor. Aşr-ı Şerif dinleyelim efendim. Gözümüzü, gönlümüzü, kulağımızı dört açalım. Allah kabul buyursun inşallah. Dikkatle dinliyoruz efendim. Kur'an-ı Kerim dinlemek malumunuz farzdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا
رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا بلى مقام لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً
وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Yapayalnız kaldı kocası tabii. O bütün apartman onun böyle kapısına yemek götürüyor. Evet. Yani Yalnızlık Bakanlığı'ndan bahsetmişti geçen seneki programda da. Hı-hı. Aynısından Almanya'da kuruluyor yani onu konuşuyorduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler ederim efendim. Kerim Bey. Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Safa getirdiniz. Amin. Teşekkürler ediyorum. Evet, en son İCA'nın o muhteşem organizasyonunda hocamla görüşmüştük. Hemen kısa bir aradan sonra 11 Ayın Sultanı ve yeniden bir arada olmak bizi çok mutlu etti. Hocam çok enteresan ve önemli projeler de yer alıyor. Kerim hocamızı ve Respect'i izlemeye doyamıyoruz. Yetişemiyoruz projelere. Her yıl başka bir projeyle karşımıza çıkıyorlar. Ve bize ufuk veriyorlar. Bir vizyon açıyor, bir çerçeve açıyorlar. Geçen yıl bildiğim kadarıyla Işık Karanlığı Boğarken kampı, okuma kampı yapılmıştı. Bu senede aslında La Mekan diyebilir miyiz hocam? Dünya döndükçe kampını icra ediyorsunuz şu anda. Ve Japonya'dan başlamak suretiyle her iki saatte bir dünyayı dolaşıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? La Mekan ifadesi çok güzel bir çağrışım yaptı. Hoca Efendi'nin de ara sıra kendisinden atıfta bulunduğu, Boşnak kökenli olduğunu düşündüğümüz La Mekani Efendi adında bir tasavvuf ereni vardır. Çünkü kendisini hiçbir yere ait hissedemez. Böyle bir zamanda yaşıyoruz biz de. Her birerlerimiz la mekaniyiz. Zaten son 10 yıldır yaşadığımız böyle gönüllü gönülsüz savrulmuşluğumuzun içerisinde de bir la mekanilik boyutu var yani. Biz de bu dünyanın yuvarlak olduğu gerçeğinden bugüne kadar mağdur olan bir ekiptik. Şu açıdan ben kendim İngiltere'de yaşıyorum. Amerika'daki bir yüksek öğretim kurumunda sürekli eğitim departmanının başındayım. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra çoğunluk ders alan öğrencilerim var ama dünyanın dört bir tarafından öğrencilerim var. Derse hangi saate koysanız bazıları gece yarısında derse katılmak zorunda kalıyor. Ben de çok sıklıkla gece yarısından sonra kalkıp ders anlatmak zorunda kalabiliyorum. Onun için çok konuştuğumuz bir meseledir. Müslümanın önemli bir sorunu dünyanın yuvarlak olmasıdır diye. Biz bunu bir avantaja nasıl çevirebiliriz fikrinden doğdu dünya döndükçe. Dünya döndükçe özetle şu ana kadar uyguladığımız şekliyle Japonya'da bir cumartesi günü sabah 9'da başlayıp sonra 2 saatte bir ülke değiştirmek suretiyle yaklaşık 20 ülkeye uğrayarak ertesi gün sabah 11'de yani 24 saat sonra yerel saatle 11'de Avustralya'da biten bir kamp. Bu çerçeve içerisinde hem dünyanın dört bir tarafındaki arkadaşlarımızı ziyaret etmiş oluyoruz. Hem bu arada da bir kitap okuyoruz. Aslına bakılırsa bir gerekçesi var Dünya Döndükçe kampının. Ne zaman Pırlanta serisine yeni bir eser eklenirse biz Dünya Döndükçe kampı yapıyoruz. Evet, tam yeri gelmişti. Evet. Yusuf Suresi. En son Yusuf Suresi. Bahsettiğiniz Işık Karanlığı Boğarken'den sonra Işık Karanlık Devri Daimini de yaptık. Yaptık. Arada o da girdi. Atladığımız bir hutbeler kitabı var aslına bakılırsa. İnsan kaynaklarımız açısından da muhatap olduğumuz kitle açısından da 6 ayda birden pısık yapmaya kalkıştığınızda sorunlara yol açabilecek bir şey. Yani o 24 saatte evlerde yemek yapılmıyor, çocukla kimse ilgilenmiyor, kimse uyumuyor. Birkaç gün süren yorgunluğu da var. Bu geçtiğimiz cumartesiydi. Ben hala yorgunluğun üzerinde taşıyorum. Eminim benimle birlikte o 24 saati kampta geçiren arkadaşlar aynı hissiyattadırlar. Ben özetle şöyle söylüyorum. Yani siz televizyoncusunuz. Mesela bu iftar programı yaklaşık 2 saat sürecekse bunun bayağı bir hazırlığı oluyor. 2 saat stres yaşıyorsunuz. Biz onu 24 saat boyunca sürekli. Tabii 24 saat aktif televizyon yayını yapıyoruz çünkü o dönemde. Öyle bir kitabı alıp okuma değil bizim yaptığımız şey. Yani yaklaşık 2 ay önceden başlayan bir çalışmayla sürekli bir interaktif durum var yani. Kitabın özeti çıkarılıyor, zihin haritaları çıkarılıyor, kahıtlar hazırlanıyor, sohbet yapacak hocalar ayarlanıyor. Efendim yarışmalar hazırlanılıyor. Bunların hepsi de belli bir akışkanlık içerisinde yürütülüyor ondan hocam, sonra. Aklıma şey geldi. Şimdi muhterem hocamızın kamplarda zaman
makalesinde bahsettiği ideallerimizin kampı, ideal bir okuma şekli, yeni bir okuma şekli, ideallerimizdeki okumayla şu anki yaptığımız okuma arasındaki farklardan bahsediyor. Aslında hani bir teknolojiyi de kullanarak şu anda yeni bir çerçeve çiziyorsunuz şu anda, yani zor bir iş aslında belki ama. Hoca Efendi çok uzun bir müddettir sürekli olarak camiasına yeni okuma türleri icat edin, yeni okuma türleri icat edin diye davette bulunuyor. Buna ne yazık ki zamanında cevap veremedik. Bu sadece pırlanta serisi için değil bu. Kur'an'ı da yeni baştan okumaya, hadisleri de yeni baştan okumaya ve yeni üsluplarla okumaya ihtiyacımız var. Gençlerimizin bugün, misafirlerimiz gençler, ev sahiplerimiz gençler anladığım kadarıyla. Evet, gençlerimizin artık attention span dedikleri dikkat aralığının saniyelere doğru inmekte olduğu bir dönemde siz insanların önüne 350 sayfalık bir kitap koyup hadi oku bunu dediğinizde okutamıyorsunuz. İşte biz bunu yapmaya çalıştık. Mesela bizim kitabımız da 300 sayfayı aşkın bir kitap, son kitap. Ama zaten Hoca Efendi bunu ayet ayet bölmüş durumda. Biz kitabı 6'ya böldük. 6 tane zihin haritası, 6 bölüm için ayrı ayrı özetler. Dolayısıyla 5 dakika içerisinde bu 6'da biri bir şekilde içselleştirebilecek, anlayabilecekleri boyutlara indirgemeye çalıştık. Bu bitmiş bir süreç değil. Bir her defası ve müzakeresi de yapılıyor mu mesela, yani görüşme? Şunlar dahi yapılıyor. Esnasında. Mesela daha önce Işık Karanlık Devri Daiminde bunu hem tefsir hem de hadis için yapmıştık. Yani eserin içerisinde Hoca Efendi'nin tefsirini verdiği bir ayete yoğunlaştık ve o ayeti o gün Ergün Çapan Hocam başındaydı grubun. Kendi talebelerimizden seçtiğimiz bir grup, tıpkı Hoca Efendi'nin ders halkasında ders görenlerin yaptığı gibi farklı farklı tefsirlerden tefsirlerini okuma örneğini gösterdiler. Böylelikle seyircilerimiz Hoca Efendi'nin halkasında olmak ne demek? Onun küçük bir örneğini de görme imkanı buluyorlar. Bu defa Ecir İşi Yok Hocam başındaydı. Ve bugün size kınama yok ayetini, yani Yusuf Suresi 92. ayetin tefsirini birlikte okudular arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, ben organizatör olarak çok şey öğrendim. O müzakereden, hem Ecir Hoca'nın anlattıklarından, hem talebe arkadaşlarımızın yakalamış oldukları şeylerden. Her zaman yani ders verdiğimde de zaten öğrenmeye çalışan birisiyim. Hep kendimi bu yolun talebesi olarak gördüm. Ve elhamdülillah arkadaşlarım da beni yanıltmıyorlar. Harika. Ne mutlu, ne güzel. Evet, bu dünya döndükçe kitap okuma kampında özellikle bu üçüncüsü oldu ve bu üçüncüsünde bu yeni kitabı Yusuf Suresi'ni okudunuz değil mi? Evet, Kur'an'ın sihirli ufku Yusuf Suresi. Bir gelecek dönemde düşündüğünüz kitaplar var mı? Şimdi dediğim gibi kitabı biz belirlemiyoruz, Süreyya Yayınları belirliyor. Süreyya Yayınları bu kampın sponsoru aynı zamanda. Yani Kahoot yarışmalarında verdiğimiz ödülleri Süreyya Yayınları karşılıyor. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Her defasında da yüklerini artırmaya çalışıyorum daha fazla kişiye ödül vererek. Çünkü bir önceki kampımıza 1700 kişi katılmıştı. Bu kampımızda 2500 kişi vardı. Tabii bunlar bir anda bulunmuyorlar. Bir anda genellikle 300 ile 400 arası insan bulunuyor ama girip çıkıyor insanlar kampa. Daveti açık bir proje mi hocam? Evet, evet. Tamamen kamuoyuna açık. Ondan sonra sosyal medyada linkleri duyurulan, insanların kayıt olabildikleri, 24 saat boyunca girip çıkabildikleri, her defasında da daha fazla arkadaşın 24 saat kaldı. Şöyle söyleyeyim, 38 arkadaşımız vardı bir önceki kampımızda. 24 saat hiç ayrılmadı. Evet, 30. Bu defa 100'ün üzerindeydi. Bu arada da benim Türkçe'de hiç kullanmadığım bir kelimeyi de öğrendim arkadaşlarımdan. Mürgülemek diye bir kelime. Mürgülemek. Nedir hocam? Mürgülemek yani ekran karşısında hafif uyuklamak demek. Onu biz yapıyoruz ama. Onu biz yapıyoruz ama. Evet, adını bilmeden ben de yapıyormuşum bunu. Ama arkadaşlarımdan evet, öğrendim. Yani bana çok kişi yazdı. Hiç ayrılmadım ama arada biraz mürgüledim diye. Burada biraz sınırlarımızı zorlamaya çalışıyoruz. Yani Hoca Efendi'nin kampları da sınır zorlayan kamplardılar. Yani günde 16 saat kitap okuma, sonra teheccüd kalkma falan çok sınır zorlayan. Ben kamplarda 700 sayfa mesela günde kitap okuyan arkadaşları bilirim yani. Değil mi? Bizim yeni baştan yani sınırlarımızı zorlamaya ihtiyacımız var. Hele hele de ilim öğrenme ve ilim aşkını etrafımıza yayma hususunda sınırlarımızı zorlamaya ihtiyacımız var. İngilizce olarak yeni bir projemiz var. Evet. Bu defa biraz daha evrensel olması açısından Mesnevi Rumiye'den bir
kamp yapmayı düşünüyoruz. Bir de İmam Gazali'den bir kitap üzerine kamp yapmayı düşünüyoruz. Yavaş yavaş evrensel bir kitleye ulaşabileceğimiz. O zaman süreyi biraz daha kısa tutacağız zannediyorum. 12 saatlik kamplar gibi. Muhteşem bir şey yapıyor hocamlar ya. Muhteşem bir proje bu. Allah herkese istifade etmeyi nasip eylesin. İlk emir bir de değil mi? Oku. İkra bismi rabbikellezi halaka. Şimdi burada, yani onunla iştigal. Yani aslında çoğumuzun cahil kaldığı pek önemli kavramlar da var. Yani mesela mürgülemek. Mürgülemek. O ayrı da. Üstad Hazretleri'nin ifadesi aklıma geldi hocam anlatırken biraz önce. Üstad Hazretleri hani diyor ya, yeryüzü bir gün nur dershanesi olacak diye. Ya şimdi diyorum ki hani bu yeni bir metot geliştiriliyor. Bu vesileyle zannediyorum oraya doğru gidiyor işte yani. Yeryüzü bir nur dershanesi haline gelecek yani. Dünya döndükçe kamplarıyla. Belli noktalarda güzel internet siteleriyle bu bir yere kadar gelmişti. YouTube'da dersler yapan hocalarımız var, büyüklerimiz var. Ablalarımız var. Gerçekten çok güzel hizmetler yapan insanlar var ve dünyanın dört bir tarafında bunu yapıyorlar. Biz dünya döndükçe kampında biraz da şunu keşfediyoruz. Hizmet hareketi mensupları genellikle işte alelekser Türklerden meşgul bir cemaatiz hissiyatına kapılırlar. Ama mesela bizim Endonezya'da bir Endonezyalı hocamız bize nefsin mertebelerini anlattı. Yani şöyle düşünün, Cemal Türk, Ergün Çapan, Numan Yiğit dinliyor ve Endonezyalı bir hizmet mensubu, Afi Hoca, nefsin mertebelerini anlatıyor. Hocamız böyle anlatır kitabında diyerek. Efendim, oradan kalktık, Hindistan'a uğradık. Orada Hindistanlı bir arkadaşımız bize Hindistan'daki diyalog faaliyetlerini ve güzellikleri anlattı. Oradan kalktık, Güney Afrika'da Nikolas'la buluştuk. O kendi hizmeti tanıma hikayesini anlattı. Sadece böyle misafirlerimiz kendi hikayelerini anlatmıyor, aynı zamanda kitaptan bir bölümü de özetliyorlar, anlatıyorlar. Böylelikle hizmet hareketinin artık evrensel bir kimlik oluşturduğunu, hocalarının arasında Türk olmayan pek çok kişinin olduğunu da görmüş oluyoruz. Bu da zenginlik veriyor. Söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Rabbimiz mesajını öyle ya da böyle, bizle ya da bizsiz, yani vaat ettiği üzere bütün insanlığa ulaştırıyor. Rabbimizin mesajı her yere ulaşıyor. Güneş herkesin üzerine doğuyor. Malum işte birazdan seyredelim inşallah hazırsa. Sevgili Süleyman Kutsi, Frankfurt'ta Almanların 11 ayın sultanı için, Ramazan-ı Şerif için yaptığı organizasyonların içine gitti. Aklıma benim hemen mülteci kampı geldi. İltica ettik kardeşim, biz yani bunu söylemekten utanmıyoruz. Bizi bu hale getirenler utansın. Bir halde değiliz canım. Elhamdülillah. Yani düşmeyince kalkamıyorsun. Yani evet. Kalkmanı gerektirecek bir durum yok. Düşmen gerekiyor önce. Şükürler olsun. Önce bir sarsıldık. Sonra bakın ayağa kalktık. Ne güzel yayınlar yapıyoruz değil mi efendim? Bir virgül. Rabbim mağdur, mahzun kardeşlerimize fereç mahreç nasip etsin inşallah. Şu anda ülkemizde, Türkiye'mizde özellikle olan kardeşlerimize buradan selam gönderiyoruz. Evet, ben yönetmen arkadaşıma sorayım. Seyredebilir miyiz efendim? Hazırsa bence, seyredelim. Bir gidelim oraya. Sonra bir gidelim oraya. Valla gidelim bir bakalım sonra ne oluyormuş, ne bitiyormuş. Sonra konuşmaya, muhabbete devam edeceğiz efendim. Buyurun. Sevgili Reha, Ramazan boyu bazı güzellikleri birlikte paylaşacağımızı söylemiştik. Ve şu anda Almanya'da bir ilk, meclis tarafından da kabul edilerek Frankfurt şehri çok kültürlülüğünün simgesi. Çok kültürlü Frankfurt şehrinde ilk defa Müslümanları, ama sadece Müslümanlar değil, bir arada yaşamayı temsilen Frankfurt Büyükşehir Belediyesi tarafından ve yine kendisi mülteci olarak Almanya'ya gelmesine rağmen şimdi belediye başkanı, kültürden sorumlu belediye başkanı olan Nergis Eskendari'nin koordinasyonunda açılan Ramazan ışıklandırılmasının bulunduğu mekandayız. Ve bu Ramazan, Happy Ramazan motosu altında iyi Ramazanlar,
güzel Ramazanlar, ışıklı Ramazanlar ama ana hedeflerinin savaş ve kriz zamanlarında ışığın bir umut olduğunu belirterek bugün ışıklandırmayı açtılar. Hep birlikte o mekandan sizlere selam diyoruz, barış diyoruz, özgürlük diyoruz. Liebe Bürgermeisterin, herzlichen Dank für diese Aktion und wie hat entstanden diese Idee? Es gab letztes Jahr 2023 einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von der Koalition zwischen Grünen, SPD, FDP und Volt. Die haben sich entschieden, diese Aktion zu unterstützen. Da ist das zustande gekommen. Wie war Ihr Ziel, besonderes Ziel? Ich glaube, das Ziel war, ein Zeichen des Friedens zu setzen, vom Miteinander. Wir leben in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, in den Krisen, Hetze, Hass gegeneinander. Und ich glaube, für uns ist sehr wichtig, dass wir heute sagen, die Ramadan ist eine Zeit, dass das ein Zeichen des Besinnen. Und das ist mir sehr wichtig, dass das Hass, egal gegen wen, gegen Muslimen, gegen Juden, gegen Menschen, die andere Einstellungen haben, das darf nicht auf unseren Straßen stattfinden. Deswegen, heute wollen wir diese friedliche Zeichen mit Lichter in die Welt schicken. Und das ist für uns wichtig, dass die Menschen sagen, ja, nein zu Hass, ja zu Frieden, ja zu Miteinander. Als Migrantenhintergrund und als Bürgermeisterin, wir hätten gerne Ihre Botschaft, Ihre Nachrichten, insbesondere für die Ramazan-muslimische Leute, aber die zusammenleben, egal welche Religion und Amtigkeit und so weiter. Ja, meine Botschaft, wir sind alle Menschen. Wir müssen die Menschlichkeit groß machen. Wir müssen aufhören, sie uns mal gegenseitig zu bekämpfen, egal welche Religion wir haben. Religionsfreiheit bedeutet Toleranz, nicht nur für die Religion, aber auch Akzeptanz anderer Religionen, anderer Einstellungen. Wenn wir das schaffen können, dann sehen wir, dass das Kriege, das sehen wir Hass keinen Platz finden. Und lass uns genau in diesem Sinne heute dieses Signal richtig muslimisch, aber auch alle Menschen setzen, weil Muslime und anderen sind Menschen. Und diese Menschlichkeit wollten wir heute groß schreiben. In der Dunkelheit, das Licht soll gewinnen. Evet, yeryüzünde birlikte yaşamanın başka bir yolu var mı? Tolerans diyor değil mi? Yani birbirimize tolerans göstermek. Muhteşem. Yani, birlikte yaşama sanatından bahsetti aslında. Tabii. Kimseyi ötelemeden, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. İnancınız, dininiz, kültürünüz, yaşam şekliniz ne olursa olsun bir arada olmak istiyoruz. Şimdi dedi. Ben oradan duyuyorum, diyalogçu bunlar falan diyor. Ama değil işte o. Yani. Diyalogçuyuz biz kardeşim. Diyalog güzeldir yani. İyidir, insanlar arasında diyalog kurmak lazım. Yeryüzünde tek başınıza yaşamıyorsunuz. Evet. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Frankfurt Belediyesi'ni. İngiltere'de de bu tür şeyler var. Çalışmalar var. Yıllardır, birkaç yıldır yapılıyor. Kerim Bey zannediyorum bunu biliyordur yani. İngiltere'de belki Almanya'yı çok iyi tanımıyorum. Böyle bir Müslümanların yoğunlaştığı şehirler var mı diye, ama İngiltere'de bazı şehirler var. Nüfusun %40'ı Müslüman olmuş artık. Dolayısıyla sadece Ramazan döneminde değil, yani herhangi bir zaman ziyarete gittiğinizde bunu görebilirsiniz. Biraz da İngiltere imparatorluk mirası devralmış bir ülke olduğu için, yani Hindistan, Pakistan, Bangladeş üçgeninden, Keşmir gibi bölgelerden esaslı bir nüfus var ve bunlar çok erken dönemde gelmişler. Yani Almanya'nın Müslüman nüfusu büyük oranda 1960 sonrası oluşmuş olan bir Müslüman nüfus. Orada ise 19. yüzyıldan başlayan bir göç var. Dolayısıyla toplumun parçası olmuşlar. Bugün Londra Belediye Başkanı bir Pakistanlı Müslüman. Bu arada kaçınılmaz olarak hocam, daha fazla. Frankfurt da çok kültürlü, multikültü bir şehir. Ya. Yani yüzyıllardır. 160 değil mi? 160'ı var. Evet, 160 farklı. Farklı kültür yaşıyor. Kültür bir arada. Bir arada yaşıyor ve huzur içerisinde yaşıyor. Ve bir arada yaşayabilmenin nasıl olabileceğini çözmüş bu insanlar. Sadece benim gibi yaşayacaksın demiyor. Sadece benim gibi konuşacaksın. Benim gibi inanmak zorundasın. Ya da işte böyle demiyor. Hayır, ben buyum diyor. Ve o kadar. Tabela gibi. Zaten Müslüman bir tabela gibidir değil mi? İşareti Ankara.
Ankara 160 kilometre. Yani öyle durur. İster git, ister gitme. Aslında bize çok yakın bir anlayış bu. Bizim ecdadımızın anlayışı. Birçok kültürü, medeniyeti bir arada birlikte yaşamayı başarabilmiş. Bu kabiliyeti, bu istidat, kabiliyet bizim aslında ecdadımız ve bizlerde, genlerimizde diyelim yani var. Evet. Dolayısıyla burada da bunu görüyorum olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ne güzel. Bu sadece ya. Bizim ecdadımıza ait bir şey değil. Dinimiz bunu vaat ediyor. Yani Yusuf suresinde Dinül Melik diye bir kavram geçiyor. Kampımızda bunu Ahmet Kurucan hocamız izah etti. Hazreti Yusuf o ülkenin neredeyse iki numarası haline gelmiş. Buna rağmen bir şey yapmak istiyor ve yaparken oranın kralının yasasının gereğince davranıyor. Yani başbakanı bağlayan bir yasa var o dönemde. Bugün dünya ülkelerinin çoğunda bu seviyede hukuk düzeni göremiyoruz ne yazık ki, ama orada Hazreti Yusuf yapacağı şey yine yerel yasalar çerçevesinde yapıyor. Kendisi göçmen. Bir anlamda mülteci aslına bakılırsa. Bundan dolayı da aşağılanıyor. Ama yapacağı işi yerel yasalar çerçevesinde yapıyor. Ahmet Kurucan Hocam da bunun özellikle altını çizdi. Yani bir peygamber üzerinden Allah bize yaşadığımız toplumlarda, özellikle azınlık olarak sonradan katıldığımız toplumlarda yerel yasa ve normlara, sosyal normlara bağlılığın öneminin altını çiziyor diyor Kur'an. Bunu genç... Ben sevgili seyirciler şu anda çok teşekkür ediyoruz. Yani ekran başında gerçekten bizimle paylaşıyorsunuz. Rakamlardan görüyoruz efendim anlık seyredilme rakamlarını. Birazdan arkadaşlarım paylaşır belki bizimle. Yani çok yüksek olacağını ümit ediyoruz. Gönüllerimiz bir olsun. Bizim hani toplum olarak adetimizdir. Bir şey beğeniriz ama böyle alkışlamayız yani. Yorucu mu gelir alkışlamak nedir? Alkışlayın demiyorum. Evet. Orada beğeni tuşu var. O beğeniye basarsanız, beğeniyorsanız eğer. Tabii. Beğenmiyorsanız da diğerine basın. Marifet bir tepki verin yani oradan. Evet. Marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla seyircilerimiz bu bilince sahip insanlar. Reha abi siz de latife ediyorsunuz. Biliyoruz ama bunu yapacaklardır. Reha abi biraz önce aslında entegrasyondan bahsetti kıymetli hocamız, kapsamı düşündüğümüzde. Gençlerimiz de burada çabuk aslında entegre olan, yani yurt dışına, yurt dışındaki yaşama, farklı kültür ve medeniyetlere çabuk entegre olan arkadaşlarımız var. Onlardan birkaç tanesi bugün aramızdalar. Bir arkadaşımıza şöyle bir uzansak, seyircilerimizden, misafirlerimizden ve bize omuz veren arkadaşlarımızdan bir tanesi kıymetli hocamıza bir şey sormak istese. Evet, acaba? Güzel olur. Var mı? Güzel olur bence. Var mı? Var abi. Evet. Merhabalar Reha abi, Metin abi öncelikle ve hoş geldiniz. Şimdi benim sorum şöyle. Son zamanlarda gençler kitap okumakta çok zorlanıyor. Biliyorsunuz ki yayılan sosyal medya, Instagram ve TikTok gibi oralardan aldıkları bilgilerin yeterli olduklarını düşünüyorlar. Siz de bahsettiğiniz dünya döndükçe kitap okuma kamplarından saatlerce, hatta günlerce devam eden kitap okuma kampları yapıyorsunuz. Kitap okumak neden bu kadar önemli? Bizim o sosyal mecralardan aldığımız bilgiler yeterli değil mi? Çok güzel soru. Çok güzel bir soru. Öncelikle bir şeyin altını çizeyim. Yani gençlerimizin kitap okumadıkları tezi bir ön yargı aslına bakılırsa. Bazı gençlerimiz kitap okumuyorlar. Çok güzel kitap okuyan, özellikle Batı'da burada ilk öğretimini yaşamış olan çocuklar çok güzel okuyorlar. Benim iki kızım var. Küçük olan kızım, büyük kızımın birkaç katı kitap okumuştur. Şimdi neden? Çünkü ilk öğretim okulu yıllarını Batı ilk öğretiminde geçirdi. Yoğun bir şekilde kitap öğretiyorlar, şiir ezberletiyorlar falan. Hani bu değişecek bir şey. Bu birincisi. İkincisi, hangi kitaplar okunmuyor diye bir sorun var. Twilight serisi 600 sayfalık kitaplardan oluşuyor ve milyonlarca satıyor ve okunuyor. Dolayısıyla benim kuşağımın asla okumayacağı kalınlıkta kitaplar basılıyor artık. Demek ki insanların okumadığı değil, neyi okuduğu, neyi okumadığı değişiyor. İşte bizim asıl önem verdiğimiz şey okunması gereken kitapların okunması meselesi. Yani Rabbimizin bizimle olan münasebetinin neticesi olan Kur'an ve o Kur'an'ın asrın idrakine söyletilmiş bir versiyon olan Risale-i Nur'u, onların şerhi olan Pırlanta serisini okumak ve okutabilmek çok önemli bir mesele. Özellikle de bir Z kuşağı retoriği devam edip duruyor ama haklı olan boyutları var. Bir etik pusulasını kaybetmiş olan bir insanlık kuşağı yetişiyor şu anda. Çünkü din
anlamını kaybetmiş durumda. Felsefe de bitmiş durumda. Yani aydınlanmayla birlikte dinin yerini felsefe almıştı. Karşılığı, şimdi felsefe de bitmiş durumda. Dolayısıyla yani insanların, TikTok belirliyor insanların ahlaki duruşlarını. Herhangi bir zemini yok, sağlam bir duruşu yok. Bugün o tarafa doğru estiği için o tarafa doğru gösteriyor. Yarın bu tarafa eserse pekala bu tarafa doğru tavırlar gösterebilecek bir insanlık söz konusu. Söyleyebilir miyiz Kerim Hocam? İman, meseleye iman kurtarma çerçevesinde baktığımız zaman Kur'an, risaleler, efendim pırlantalar, bunlar zannediyorum insanoğluna yeter. Ama bir medeniyet inşa ediyorsak eğer başka bir şey yapmamız gerekiyor. İşte hani genç arkadaşlarımızı buradan nasıl bir yol açarsınız? Şimdi mesela yani açtığımız yollardan bir tanesini söyleyeyim. Bu dünya döndükçe kampı, evet bir sınırlar zorlama kampı ama bu aslında başka bir projenin ürünü. Ana proje Hoca Efendi'nin kütüphanesi projesiydi. Yıllardır üzerinde çalıştığımız bir proje bu. Hoca Efendi'nin kütüphanesinde biz hocamızın sohbetlerinde, eserlerinde, mülakatlarında bahsettiği her türlü eseri ve eser sahibini tanımaya çalışıyoruz. Hangi kitaptan bahsediyorsa o kitabı bulup okuyup özetini çıkarıp iktibaslar almaya çalışıyoruz. Bu da otomatikman bize Hoca Efendi bize bal toplamış bir sürü çiçekten ve biz o balla büyüdük aslına bakılırsa. Bizim için o ballar balıydı zaten yani. Ama şimdi öyle yepyeni bir kuşağa aynı çiçeklerden yeni bal toplamak mecburiyetindeyiz. Ve de şunu gördük ki biz, siz de bal aldığınız zaman balın kaynağının nereden olduğunu bildiğinizde ona itimadınız artar. Evet. Bir Nurettin Topçu'yu okuduğunuz zaman, bir Sezai Karakoç'u okuduğunuz zaman Hoca Efendi'yi daha iyi anlıyor ve daha çok seviyorsunuz. Şimdi gençlerimizin de ilgisini çekecek dev bir külliyat var orada. Hoca Efendi'nin okuduğu ve atıfta bulunduğu. Yani edebiyat okumayı seven gençlerimiz mi var? O zaman Faust'u okusun gençlerimiz. Çünkü Hoca Efendi okumuş ve belki bin defa atıfta bulunmuştur Faust'a, Mephisto'ya. Efendim felsefe okumaktan hoşlanan arkadaşlarımız mı var? Orada antik felsefeden tutun da İbn Sina'ya kadar, efendim El Medinetül Fadıla'ya kadar Farabi'nin okumuş Hoca Efendi. Veya sosyoloji mi seviyorsunuz? O zaman İbn Haldun Mukaddime'yi okuyun. Hoca Efendi okumuş ve onları kullanıyor vaazların içerisinde. O anlamda ben gençlerimizin ilgi duyacağı eserler külliyatını da okunması gereken eserler zümresine çekeceğimiz bir proje yapmaya çalıştım. Bir şey söyleyeyim. Burada siz yaşıyorsunuz bunu aslına bakılırsa. Bizim televizyonumuzu da seyretmiyordu gençler. Ne zaman ki gençler televizyonu üretmeye başlarlarsa gençler de televizyonu seyretmeye başlayacaklar. Bugün gördüğüm üzere sizler üretim kademesinin bir parçası olmuşsunuz. İşte kitap okumakta da aynısını yapmaya başlamamız lazım. Yani gençlerimiz kitap yazmaya başlamalı. Gençlerimiz kitap okuma projelerini kendileri organize etmeliler. Bunu başardığımızda gençlerimiz kendi yaş kuşaklarından aldıkları mesajlara karşı daha ilgililer. Doğal olarak daha fazla okuyacaklardır. Ben şey hatırlıyorum, zihin haritaları projesi. Biraz ondan bahseder misiniz? Buradan bir ışık tutarak. Evet, gençlerin sevdiği alanlardan bir tanesi bu. Belki arkadaşlarımız ekrana da getirebilirler bu Yusuf Suresi kitabı ile alakalı. Biz kitabı 6'ya böldük. 6'da birine bir zihin haritası düşüyor. Yani hem Yusuf Suresi'nin zihin haritası bu, hem de Hoca Efendi'nin o bölümün tefsiriyle alakalı getirmiş olduğu orijinalitelerin zihin haritası. Bir zihin haritası yaklaşık 1,5 dakika içerisinde okuyabileceğiniz bir haritadır ekranda görüldüğü gibi. Dolayısıyla işte 1-20. ayetleri görüyoruz ekranda şimdi. Büyük oranda ilk 20 ayette anlatılan mesele, ana başlıklarının neler olduğu şekillenmiş durumda. Bu şekilde 6 tane zihin haritasıyla 300 sayfalık kitabın bir özetini görüyorsunuz karşınızda. Hele bir de kitabı okudunuz ve sonradan bu zihin haritasını siz ya kendiniz çiziyor veya var olan bir zihin haritasını izliyorsanız onun kalıcı hafızaya geçmesi için müthiş bir etkisi oluyor. Yani bazen kitap okurken buluruz kendimizi 50 sayfa okumuşuz ama son 50 sayfada ne olduğunu hiç fark etmemişizdir. Yani israf olmuyor o vakitler. Bunlar kesinlikle bilinçaltında bir muktesebata dönüşüyorlar ama zihin haritasıyla birlikte dönüştürdüğünüzde adreslemesini yapıyorsunuz. Yani o bilgi nereye kaydolacağını biliyorsunuz. Düşünün yani bir odayı 10 binlerce kitap fırlatmışsınız odanın içerisine. Orası da bir kütüphane ama her şey konusuna göre raflara
düzülmüş. Orası da bir kütüphane tasnif elbette. Tasnif edilmiş. Tabii tasnif edilmiş. Şimdi zihin haritaları o anlamda resmen zihnimizdeki bilgiyi raflarına yerleştirme çabası. Bu yepyeni bir okuma metodolojisi ve ben çok başarılı, en azından haritaları çizenler kitabın uzmanı oluyorlar. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani 20'ye yakın arkadaşımız uğraştı bu projenin içerisinde özetleri ve haritaları yapmak için. Bu şu demek ki 20 tane çok iyi okumuş arkadaşımız var o kitapla alakalı olarak. Bu önemli bir başarıdır. Sen oğluna kızına şey diyor musun mesela? Oğlum şu odanı topla diyor musun sürekli? Öyle bir şey var mı? Yok, uzun zamandır demiyorum. Diyemiyorum. Ben de çok onların hakkını vereyim ben. Bir yere gelecek. Sevgili kızım çok güzel kitap okuyor. Öyle mi? Buradan onu tekrar yanaklarına tebrik ediyorum. Canım yani. Okuduğu kitaplar ya öyle çok kıymet veriyor kitaba yani. Şimdi sürekli hani bir babanın, bir annenin çocuğuna, oğlum odanı, şu odanı düzelt, oğlum şu odanı, artık herhalde bir anne baba 300-5000 defa mı söyler hayatı boyunca çocuğuna, bunu bilmiyorum. Muhterem büyüğümüz de herhalde yeni bir okuma metodu geliştirin, yeni bir okuma metodu geliştirin diye kaç defa söylemiş hocam bilmiyorum. Yani sürekli gündemindeydi değil mi büyüğümüzün bu konu? Sürekli gündeminde ve sizin kurmuş olduğunuz metafor üzerinden devam edeyim müsaade ederseniz. İnsanın dış dünyasının dağınıklığıyla iç dünyasının ya da zihin dünyasının dağınıklığı arasında belli bir irtibat vardır aslında bakılırsa. Yani ergen yaşlardaki çocukların, özellikle erken ergen dönemde çocuğun eşyasını çıkardığı yere bırakmasıyla kafasında bir fikirle uğraşma süresi arasında bir irtibat var aslında bakılırsa. Kanaatimce odayı düzeltmekle uğraşmak, semptomla uğraşmak demek. Asıl sebep zihin dünyasıyla alakalı bir mesele. Zihni organize etmeye çalışmak lazım. Düşünsel sistemi organize etmeye çalışmak lazım. O açıdan Hoca Efendi'nin yeni bir kitap okuma çağrısı, odanızı düzeltin çağrısı aynı zamanda. Hocam, evet. Kur'ani akıl. Evet. Bu dev bir soru bu. Dev bir soru, dev o kadar soru. Dev bir vakit yok. Evet, ama, dev bir soru. Biliyorsunuz kavram... Gönlümden geçeni sordum size. Yani kavram çok erken dönem tasavvuf edenlerinden muhasibiye ait bir kavram. Bize bakan yönü şu. Bu asırda, her asırda Kur'ani akıl kendisini yeni baştan inşa eder. O dönemin paradigmasına, o dönemin düşünsel sistematiğine bağlı olarak yeniden inşa eder kendisini. Kur'ani aklı biz Kur'an'dan almıyoruz. Akıl bize verilmiş olan bir şey, onu Kur'an'ın önünde rahle-i tedrisine oturtup terbiye ederek Kur'ani akıl haline getiriyoruz. O Kur'ani akıl her asırda yeniden terbiyeden geçmesi lazım. Ne yazık ki son 3 asırdır bizim aklımız Kur'ani akıl değil. Müslüman aklı değil. Bizim bir motomuz var Respect Graduate School'daki projelerimiz içerisinde. Müslümanın duranlaşmış Müslüman aklını harekete geçirmek diye. Duranlaşmış Müslüman aklını harekete geçirmek deyince bazı insanlar şöyle zannediyor. Sen Müslümanların aklı duranlaşmış, düşünmüyorlar diyorsun. Hakaret ediyorsun zannediyor. Ben de diyorum ki yok, duranlaşmış olan Müslümanların aklı değil. Duranlaşmış olan Müslüman akıl. Müslümanların aklı Müslüman aklı gibi çalışmıyor. Müslümanların aklı batılı bir akıl gibi çalışıyor. Partili bir akıl gibi, cemaatçi akıl gibi çalışıyor. Aidiyet duygusu üzerinden şekillenmiş, ideolojiyle veya heva, hazcılıkla şekillenmiş bir akıl. Hüdai bir akıl değil yani. Hoca Efendi'nin bu kitapta yeni geliştirdiği bir kavram var, Yusufilik diye. Yusufi bir akıl değil yani. O anlamda akıllarımız neredeyse dumura uğramış durumda. Pek çok meseleyi sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde anlatıp geçiyoruz ve o arada yani esbab perdedarı desti kudret olsun hakkı nazarında falan bunlar unutuluveriyor işte. Orada Hazreti Üstad müthiş bir müdahalede bulunuyor. Yani Kur'an'ı aklı canlandırma müdahalesidir o. Sebepperest bir kuşağa karşı. Ama şimdi hazperest bir kuşakla karşı karşıyayız. Sebepperest bir kuşak yok. Eskiden ilimcilik vardı. Neredeyse ilim ilahileştirilmişti. Şimdi ilme itibar etmeyen bir kuşakla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ilmin itibarını da korumak bize düşen bir vazife. O anlamda Kur'ani akıl her asırda yeniden inşa edilmesi gereken ve öyle bir tek kişiye veya bir tek kuruma devredilemeyecek kadar büyük bir projedir. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi sizin zamanınız dar zannediyorum. Dar bir zamanınız öyle mi? Yani geldiniz. Öyle bir zamanda geldiniz. Aslında konuşacağımız çok şey o var. O kadar çok şey var ki. Evet.
Mesela şeyden bahsetmek istiyordum ben. Respect'in eğitim okulları var, eğitim çalışmaları var. Birçok okul çalışması var. Yani insan oldu sürekli öğrenmeye muhtaç. O anlamda yabancı dillerde, Türkçe'de. Nasıl arz edersiniz? Hocam, hocam rahatım, siz rahatsanız. Biraz oradan bahsedip daha sonra bir VTR'miz var. Oraya gidebilir miyiz Reha abi? Evet, bir yere gideceğiz ama. Bir yere gideceğiz. Bilmiyoruz da. Ben yaklaşık 4 yıldır Respect Graduate School'da belli ekiplerin koordinasyonuyla uğraşıyorum. Ama bu süreç içerisinde kendimizi hep bendeniz, Necati Mert hocam, Melike Gülen Bektaş hocam ve adlarını sayarak böyle vakit kaybetmeyeceğim bir dizi arkadaşım hep kendimizi şöyle bir yere konumlandırdık. Biz Hoca Efendi'nin hayallerinin bir kısmını hayata geçirmek istiyoruz. İşte mesela yeni bir okuma metodu bunlardan bir tanesi. Evet tamam ama mesela Hac Umre sertifikası da Hoca Efendi'nin hayaliydi. Defaatle söylediği bir hayaliydi. Biz onu hayata geçirmek. Belki onun istediği seviyede olmadı henüz. Ama en azından isim hakkını aldık yani. Zaman içerisinde gelişecek ve oraya oturacak. Efendim, psikolojik sosyolojik tefsir, ki Yusuf Suresi tam bir psikolojik sosyolojik tefsir modelidir. Kendisi de bizzat bu eserin içerisinde işliyor bu meseleyi. Psikolojik tefsir bir türlü yazılamadı diye. Oysa bizim bu dönem psikolojik tefsir okulumuz vardı zaten yani 100'e yakın öğrencisiyle. Elbette istenen seviyeye henüz ulaşamadık ama bir şeyler başardığımızı düşünüyorum. Siyer felsefesi hep Hoca Efendi'nin hayali olan bir mesele. Bu mevzuyu başaramadık diye. Bu bizim bir sonbahar dönemi dersimiz artık yani. İnşallah o derslerden okullar çıkacak. Mesela Risale-i Nur dershanesi, Risale-i Nur'u yeniden ve yeni bir bakış açısıyla yani tasrif adabı çerçevesinde yeniden okuyalım diyor Hoca Efendi. Melike Gülen hocamızın liderliğinde biz Sözler Dershanesi, Lemalar Dershanesi, Mektubat Dershanesi, Şualar Dershanesi yaptık. İnanın her birinde işin içerisine getirdikleri yenilikleri gördüğümde diyorum ki artık bundan ötesi olmaz. Yani bu bitirdiler yani yapılabilecek her şeyi. Fakat bir sonrasında yepyeni şeyler geliyor. Yani mesela şu Alar Dershanesi'nde arkadaşlarımız kısa film yarışması mı yapmadılar aralarında? Artificial Intelligence ile yapay zeka ile oluşturulmuş görseller üzerinden şualardan alıntıları mı seslendirmediler? Discord üzerinde beynimizin sesi çerçevesinde kendi içlerinde münazara kulüpler. Türkçe daha çok hangi dilde? Bunlar tamamen Türkçe yapılıyor tamam, Türkçe. Şu anda. Peki. Biz önümüzdeki yıl İngilizce projelerimizi hayata geçirmek üzere büyük bir hazırlık yapıyoruz. Harika. İngilizce içerisinde çalıştığımız başka şeyler de var. Yani işte mesela Cairns diye bir dergi projemiz var. Hala hazırda hayata geçmiş durumda. Respect Graduate School'un web sitesinin başına Cairns yazdığınızda Cairns dergimizi bulabiliyorsunuz. Orada mesela İngilizce, Türkçe, Arapça, Rusça içerikleri olan yazılar paylaşmaya çalışıyoruz. Yarı akademik yazılar. İşte efendim uzun bir müddettir Hizmet Hareketi'nin bir akademik dergi çalışması yoktu. Eskiden beri devam eden güzel çalışmalar var. Avustralya'daki arkadaşlarımızın bir dergisi var. Gerçekten önemli bir misyon eda eden. Ama bir dönemler çıkan bir dizi hizmet araştırmaları dergisi vardı. Onlar bildiğiniz sebeplerle askıya alınmışlardı. Şimdi onları canlandırma çabamız var. Interdisciplinary Journal of Islamic Studies diye. Başında Dr. Albert Frolov'un bulunduğu bir projemiz var. Böyle bir dizi projeyi birden hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yeryüzü mirasçılarının vasıflarıyla başladım ben bu Respect'teki çalışmalarıma. Ama o iş büyüdü, zaman içerisinde bambaşka şeylere dönüştü. Divan'dan da bahsetmezsem, Emine Eser hocama ayıp etmiş olurum. Divan'da da biz Abant platformunu canlandırmaya çalışıyoruz ve hizmet içi çalışma olarak. Yani hizmet hareketinin kendisini daha geliştirmesi gereken alanlar nelerdir? Toplumların hangi sorunlarına çözüm üretmeliyiz ve nasıl üretebiliriz? Sosyolojik konular ağırlıklı biraz daha. Mesela bir sonraki mesela. Haziran ayında olacak olan divan toplantımız, 2 günlük bir toplantıdır bu. Toplantımız yapay zeka etiği üzerine bir toplantı. Hı hı. Yani hem bunu öğrenmemiz gerekiyor önemli. Hem de hizmet hareketi hı. olarak bizim insanlığa rehberlik yapmamız gerekiyor. Çünkü elinde Kur'an olan her zaman rehberdir aslında bakılırsa. Çünkü rehberi evet. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan kişiler başkalarına rehberlik Amen. Yapmak durumunda. Amin. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yani zamanınızı bize verdiniz. Allah razı olsun. Dilerseniz Frankfurt sokaklarında gençlerin yaptığı çalışmalara biraz kulak verelim mi? Veririz. Zannediyorum bir Belçika'ya birazdan gideceğiz ama onun öncesinde bir şey söylemek istiyorum sevgili seyircilerimiz.
biz sizin evlerinizdeki ya da iş yerlerinizdeki Ramazan köşelerinizi merak ediyoruz açıkçası. Çocuklarınızla birlikte yaptığınız Ramazan köşelerini bizlere fotoğraf çekerek gönderebilir misiniz? Arkadaşlarımız birazdan mail adreslerimizi ekrana yansıtacaklar. Bu mail adresine Ramazan köşelerinizi istiyoruz. Ramazan sonunda ilk 3 en beğenilen jüriden arkadaşlarımız en beğenilen 3 efendim Ramazan köşesine hediyelerimizi göndereceğiz. Güzel hediyeler sizleri bekliyor. Ramazan köşelerinizi çocuklarınızla birlikte fotoğraflarınızı yine çekmek suretiyle ya da videolar da gönderebilirsiniz bize. Arkadaşlarımız değerlendirecekler. Evet. Bekliyoruz. Sevgili Metin, gidelim mi hep beraber Belçika'ya doğru? Vallahi Belçika, gidelim yani. Belçika, gerçi bizim için şurası. Belçika'da çok önemli projeler, çalışmalar yapılıyor. Bugün de çok çok önemli bir iftar var. Ama bunu bize arkadaşlarımız anlatsın istersen. Lütfen arkadaşlarımız anlatsın. Belçika'ya bağlanıyoruz efendim. Sevgili arkadaşlarımıza kulak veriyoruz. O güzel atmosferi değerli kardeşimizden. Yüksel Bey var. Yüksel Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz İftar Zamanı programına. Anlatır mısınız oradaki o güzel atmosferi bize? Burada bir iftar var. Belçika'da var. İlk günde Anver. Çok üst düzey bir katılımla bir yapımlar olacak. Yani bakanlar, başbakan, ondan sonra hukuk, akademi dünyasından insanlar, sanatçılar, değişik din mensupları, hemen hemen bütün kesimleri temsil eden insanların olduğu geniş katılımda bir iftar olacak. Yani Ramazan Belçika'da bu iftarla başlamış olacak. Öyle zannediyorum ki ana haberlerde de haber olacak çünkü medyadan da katılımlar var. Hazırlıklar son aşamaya geldi. Yaklaşık olarak bir 45 dakika sonra falan program başlayacak. Sizlerin soruları olursa cevap vermek isterim. Yoksa detayları belki program bittikten sonra Yüksel Bey, biz tekrar görüşebiliriz veya yarınki haberler. Merakla bekliyoruz inşallah. Merakla bekliyoruz. Çok üst düzey katılım olmuştu hatırladığımız kadarıyla. İçişleri Bakanı katılmıştı geçen yıl iftar sofranıza. İçişleri Bakanı katılmıştı. Bu sene de zannediyorum çok üst düzey kişiler var. Fakat daha bilmiyoruz. İnşallah biz heyecanla bekliyoruz. Bugünkü kapsamlı bir şekilde bizde yayınlamak. Bu güzel etkinlikten görüntülerimizi yarın gireceğiz ama. Yani bugün oradaki heyecanı bize aktarıyorsunuz. Yarın neler olmuş, neler bitmiş görmek istiyoruz. Yayınımızda yer vermeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız hazırlayacaklardır. Yarın da sayıları haberlerde görmüş olurlar. Peki. Allah kolaylık versin efendim. Ramazan şerifiniz mübarek olsun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz Yüksel Bey. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Evet, Frankfurt sokaklarına gidelim mi? Vallahi gidelim. Sevgili gençler. Hiç muhabirlik dönemi oldu mu Reha abi? Siz yıllarca medyacılık yaptınız. Sokakta hiç oldu mu böyle şeyiniz? Benim çok acayip tecrübe. Film hikayesi gibi hayatım var. Senaryo olur. Ben sonra anlatırım. Öyle mi? Sonra teferruatlı bir şekilde. Birazdan gidelim Frankfurt'a ama ezandan sonra gidelim öyle arzu mi edersen. Öyle yapalım bence. Yani vakitimiz de biraz daraldı, az kaldı. Ben programımızda gençlerimiz neler hazırlamış, hangi köşeler hazırlamış, onlarla da aslında biraz konuşmak istiyorum. Yani ben aslında biliyorum az çok da kendi ağızlarından duymakta fayda var. Bence de bir kısa bir konuşalım ezana kadar. Ezana kadar konuşalım. Sonrasında. Şimdi ne tabii tanışalım de, tekrar ve bölümleri. Aynen, aynen. Dedik ya biz hani programlarımızda sürekli farklı sürprizlerimiz olacak, yeniliklerle geliyoruz. İşte biraz önce Kerim hocamızın bahsettiği yeni bir okuma metodu bize de başka bir ufuk verdi. Biz de dedik ki Ramazan programlarımızı başka bir efendim metotla yapalım. Gençlerimiz aramızda olsun. Şimdi onlar tabii farklı projelerle geldiler bize. Dediler ki sokakta Ramazan'ı anlatalım biz dediler. Sokakta Ramazan nasıl? Yani bir Alman, bir İngiliz Ramazan hakkında ne düşünüyor?
efendim iftarı biliyor mu, orucu biliyor mu, bizimle ilgili yani mümin ve müminelerle ilgili neler biliyor? Kimler ilgilenmişti arkadaşlar? Şöyle bir sizden biraz duyabilir miyiz? Birer cümle neler yaşadınız böyle sorduğunuzda tepkiler nasıldı yani? Abi biz 3 arkadaş başladık yani sokak röportajından sokağa çıktık. Merak ettik çünkü biliyorsunuz Frankfurt farklı kültürlerden ve farklı ırklardan oluşan bir şehir. Bir sürü herkes iç içe yaşıyor. Ve merak ettik acaba Ramazan hakkında ne biliyorlar ve Hristiyanlar da Ramazan yani oruç tutuyor. Hristiyanların orucu ve Müslümanların orucu arasında farklar nelerdir? Bunları soruları sorduk. Sordunuz. Nasıldı tepkiler? Onu da senden alalım. Nelerle karşılaştınız? Böyle hani hani ben Batı toplumunda böyle müşfik dinlere karşı bir hoşgörü, böyle bir radikal bir şey duymuyorum yani. Müslümanlara karşı da böyle bir şefkatli bir yaklaşım görüyorum genelde. Siz de aynı şeyi söyleyebilecek misiniz? Tepkiler ya açıkçası çoğu kişi ilk sorduklarımız yani çoğu kişi Ramazan hakkında bir şey bilmiyordu öncelikle. Bu yüzden çok fazla insana sormak zorunda kaldık. Cevap almak istediğiniz insanlar oldu sokakta. evet. Yani Ramazan hakkındaki görüşleri hiçbir sert bir tepkiyle karşılaşmadık kesinlikle. Herkes gayet olgunca cevaplar verdi. Böyle her mikrofon uzattığınız konuşuyor mu? Yani, yok genelde kaçıyorlar. Yani yön değiştirenler oluyor. Aynen. Kaçıyorlar. Gidip normal sağa sola kaçanlar oluyor. Saygıyla karşılıyorsunuz kesinlikle. Siz de yani. Evet oluyor. Bazılarını kovaladık zorla. Nasıl kovaladınız mesela? Ya, sağa dönüp mesela kaçmaya çalışıyor. Göz göze geliyoruz. Hemen biz de oraya doğru kaçıyoruz. Bir kovalamacı oluyor biraz. Sonra bırakıyoruz tabii ki. Biz bu VTR'leri izlemek istiyoruz. Ama ilk önce nerenin ezanına gidelim efendim? Bilmiyorum bu işin ustasısınız. Şöyle bir ezan için, İstanbul ezanı için ayaklanalım. İstanbul'daki kardeşlerimize, izleyicilerimize, sevgili seyircilerimize Allah kabul etsin diyoruz. Allah kabul etsin. Akşam ezanını okuyalım müsaadenizle. Kabul buyursun inşallah. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allahümme Rabbe hazihi davveti tamme.
ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fadilete ve derecete rafiyate l'aliye. Ve be'ashu meqamen mahmuden illezî ve'addeh. İnneke la tuhliful mi'at. Allah kabul etsin. Amin. Türkiye'deki kardeşlerimize, sevgili seyircilerimize, hasreten İstanbul ezanı ile birlikte İstanbul'daki seyircilerimize buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Allah kabul etsin. Sofralarınız bereketli olsun, âli olsun inşallah sevgili seyircilerimiz. Evet, İstanbul iftarlarını hatırlıyorsunuz. Evet. Ramazanlarını daha dün gibi, değil mi? Kilim şeridi gibi gözümüzün önünde. Dünden biraz evvelsi güne doğru geçmeye başladı bende. Evet, evet hocam. Evet. Ben hatırlamak istemiyorum, üzülüyorum çünkü memleketim benim. Evet. Yani. Tekrar Ramazan köşelerini bekliyoruz. Çocuklarımızın da görmek istiyoruz ekranlarımızda. Eğer fotoğraf çekinip Ramazan köşelerinizi, evlerinizdeki Ramazan köşelerini bizlerle paylaşırsanız çok memnun oluruz sevgili seyircilerimiz. Bu biraz önce röportajdı. Gidelim mi Frankfurt'taki röportajlar nasıl güzel olmuş? Yani şimdi bahsediyoruz. Seyirciler de yani bir görelim artık falan diyorlardır. Bir bakalım bence. Bir bakalım bence nasıl merak ediyorum. Eminim ben de ilk defa seyredeceğim. Hani daha önce bakardık VTR'lere falan. Heyecanımız kaçmasın diye bakmadık. Direkt seyirciyle beraber seyrediyoruz VTR'leri. Buyursun. Merhaba Reha abi. Merhaba Metin abi. Bugün Frankfurt sokaklarındayız ve halka mikrofonu uzatacağız. Bakalım insanlar Ramazan hakkında neler biliyor? Hello, wissen Sie was Ramadan ist? Ja, so ungefähr. Fastenmonat genau. Der Muslime. Genau. Haben Sie schon mal gefastet? Weil nein, also nicht aus religiösen Gründen, vor Ewigkeiten mal eine Woche, so aus gesundheitlichen Gründen. I don't have any information about Ramadan, but I don't know that I know that it's from the Muslim religion and it's like a big celebration and everyone celebrated this. I know just name. Can you explain in three words what reminds you of Ramadan? Muslim religion, Muhammad, and for me Turkey. For me. Okay, thank you. And the last question, did you ever fasted in your life? No, never. Dass man, ich weiß nicht mehr wie lange der ist, ich glaube ein Monat, bis zum Sonnenuntergang nichts essen darf und danach gibt es so ein Festmahl. Also während die Sonne auf ist, dann darf man nichts essen, nichts trinken, nur nachts. Haben Sie schon mal gefastet? Halt christliches Fasten. Ich habe mit Freunden einmal mitgefastet. Einfach so. Könnt ihr vielleicht über christliches Fasten was sagen? Das passiert auch einen Monat lang. Und man verzichtet nur auf eine Sache. Zum Beispiel, wenn man gerne Süßes isst, dann verzichtet man auf Süßes. Oder wenn man viel raucht, dann raucht man nicht vielleicht für einen Monat. Aber man muss ja auf nichts verzichten. Es kann auch sein, dass man einen Monat lang gute Taten macht. Und das zählt auch zu Fasten. Wollen Sie vielleicht zu dem Leute was sagen, die auch im Ramadan fasten? So ein Message? Starke Leistung. So. Ja, ich bewundere es immer, wenn meine Freunde es machen. Ich habe es auch für 3 Tage durchgezogen. Weiter konnte ich nicht. Ramadan ist in Islam, das ist die beten zwischen Menschen mit dem Gott und das ist nicht wie die Methode von Ramadan, vielleicht nicht essen, nicht trinken, also von früher Morgen bis den Sonnenaufgang. Ja. Hast du schon mal gefastet? Ja, natürlich. Ja. Wie hat das sich gefühlt? War das schwierig oder einfach? Ja, eigentlich ein bisschen schwierig, aber das ist ein Muss für alles Muslim. Was ist der Unterschied zwischen christlichen und muslimischen Fasten, wenn du weißt? Ich weiß nicht die Fasten von Christen, aber in Islam nach dem Ramadan, das ist immer Fasten, das ist alles gefeiert, das ist die, wie sagt man, in Indonesien wir sagen, das ist die Feiertag. Und das ist die Gewinntag von nachdem wir
schwierige Tag, nicht essen, nicht trinken, und das ist die Feiertag von Ramadan. I think it's about Muslims, where they fast. Yeah. Meant for Muslims. Did you ever fasted in your life? Yeah, I have. How was it? Can you describe it in some sentences, maybe? Yeah, my fasting time, it was so good because it's where you get your personal time with God, and you can ask whatever you want. Yeah, I think it was a good experience for me. Okay. Do you know the differences in Christian religion and Muslim religion? I don't know the differences, but I think we all serve one God. I don't know. Yeah. Ya ne mesaj görmüş. Bir şekilde yani farklı kültürlerde, farklı dinlerde de olsa hep aynı şey var. Yani diyorsun ki bu bir büyük bir gerçek. Değil mi hocam? Yani oruç mesela özellikle son dönemde yabancı pek çok doktordan bu perhiz yapmak isteyenler için aralıklı oruçlar Hı-hı. tavsiye ediyorlar. Ramazan orucunu mesela öven bir Alman doktor var. Onun son dönemde yine aralıklı oruç tavsiyeleriyle ama en iyisi kuru oruçtur diyor. Omat orucu diye tavsiye ediyor. Müslümanların diyor Ramazan'da tuttukları oruç yani diye sonunu ekliyor. Son mesela çıkan genci dikkat etti mi ne dedi? Orucu tuttum ve Rabbimle yani Allah'la daha yakın bir temas haline girdim. Daha, o çok enteresan değil mi yani? Daha ne böyle diyorsunuz bir... hocam? Yani... Şimdi Kur'an'da İslam ümmetinden önceki ümmetlere de farz kılınmış ve hepimizin ortak ibadeti olarak zikredilen sadece oruç var. Yani Yahudilerde de namaza benzer bir amida diye bir ibadet vardır. Bazı Ortodoks Hristiyanlar da namaza benzer şeyler yaparlar ama fakat evrensel olan en azından Kur'an'ın ifadesiyle sizden önceki ümmetlere de farz kıldık ifadesiyle bize tanıtılan ibadetimiz oruç. O boyutuyla hakikaten evrensel bir boyutu var. Yani hepimiz okumuş olanlar Mahatma Gandhi'nin meşhur orucuna hayran kalırlar. Mesela o bazen 10 gün süren oruçlar tutuyordu. Ve orucu artık bireysel bir hadise olmaktan çıkarıp toplumsal yani toplumu bir arada tutan bir hadiseye dönüştürmüştü. Bir dönem Hintlilerle Müslümanların arasında sorunlar çıkıyor. Kan kavgasına dönüşecek sorunlar. Ama her iki taraf da Mahatma Gandhi'yi çok seviyorlar. Ve Gandhi hem kızgınlığından hem de eğer Hindistan'da Müslümanlarla Hindular birbiriyle kavga yapıyorsa Hindistan'ın babası olarak bende bir sorun var demektir diyerek kendisini cezalandırmak için oruç tutmaya başlıyor. Ve bu sorun çözülene kadar oruç tutacağım, gerekirse de öleceğim diyor. Ve birkaç açlık orucu ona benzer bir oruç tabii. Birkaç gün sonra yalvarmaya geliyorlar Gandhi'ye orucu bırak diye. Çünkü Gandhi öylesine sevilen birisi toplumda. Her iki tarafta da sevilen birisi. Hatta sadece Hintliler değil, Cainler falan da, Brahmanlar da seviyorlar onu. Dolayısıyla eninde sonunda Hinduların liderleriyle Müslüman liderler bir araya gelip diyorlar ki yani barışalım, bu adamın orucu bizi mahvedecek yani. Şimdi burada orucun toplumsal bir mekanizma, hatta sorun çözme mekanizması. Bazen biliyorsunuz oruç tuttuğumuzda sinirli oluyoruz değil mi? Yani kavga etmeye daha meyyal falan olduğumuz oluyor. Gandhi bunu tam tersine çevirmiş, sorun çözen, barış inşasında kullanılan bir mekanizmaya dönüşmüş. Buna hayran olmamak elde değil. Gandhi Hindu bir insandı. Evet. Ama Müslüman orucunu zirvesine ulaştırmıştır, öyle söyleyeyim yani. Topluma mal etmiş. O anlamda evet, evrensel bir şey. Daha önce ben bir Macar Yahudisinin Golem adında bir romanını okumuştum çocukluğumda. Orada ilginç bir şey yakalamıştım. Yani insan diyor, eğer kendi benliğinin sınırlarını aşmak istiyorsa aç kalmalıdır. Açlık dışında hiçbir şey insanın nefsiyle, ruhuyla bedenini birbirinden ayırmayı başaramaz. Biz bunu Risale-i Nur'da görüyoruz. Hazreti Üstad eski bir tasavvuf hikayesini anlatıyor. Allah nefsi terbiye etmek için ona bir sürü işte ceza, bela, musibet vermiş ve sormuş yani men ente men ene, sen kimsin ben kimim? Ene ene ente ente demiş yani ben benim sen sensin falan. Vakta ki açlıkla imtihan etmiş, açlığı gördüğü zaman nefis demiş ki yani ente erhamur rahimin ve ene abdukel aciz yani
Sen Allah, Rahman ve Rahim olan Allah'sın. Ben ise senin aciz kulunum. Hakikaten açlığın muazzam terbiye edici bir yönü var ve bu anlaşılan Kur'an ayeti açısından ilahi olarak, mevhibe olarak bütün bir ümmetlere verilmiş olan bir şey. Onun için bugünlerde Hristiyanlar Lent orucu tutuyorlar. Hı hı. İşte içinize gelebilir, öyle olur mu olur, çikolata yemeyerek oruç tutuyorlar falan diye. Cenab-ı Allah her millete farklı şekillerde oruç öğretmiş olabilir. Hepsine saygı duymak lazım. Bizim bu sokaktaki Ramazan köşemizin mimarlarından, arkadaşlarımızdan Orhan'la konuşalım biraz da. Selim'le. Yaş 43 olunca ben de artık kemale erdim. Yani yavaş yavaş bende de unutkanlıklar olacak o Değil kadar. Ama bırakıyoruz hani yavaş yavaş. Hepimiz Adem oğluyuz ya, hani Selim. Ondan dolayı Orhan dedim. O da güzel, mübarek bir isim. Nelerle karşılaştın? Abi bilmiyorum, VTR'de de bence sıkça görülmüştür. İletişimde çok problem yaşadık. Çünkü hem Almanca hem İngilizce yaptığımız röportajlar oldu gördüğünüz üzere ama konuştukları aksandan mı diyeyim artık, kullandıkları kelimelerden mi diyeyim, anlaşılmayan çok şey oldu. Üstüne üstlük çok kişi röportaj yapmaya gittiğimizde ve sorduğumuzda reddetti. Bazıları hiç röportajın konusunu duymadan reddetti. Bazıları röportajın konusunun Ramazan olduğunu, oruç tutmakla ilgili birkaç soru soracağımızı söyledikten sonra reddettiler. Bu yüzden bilmiyorum, o gün yaklaşık 80-90 kişiye biz gidip soru sormuşuzdur ama elde tutulur sadece 6-7 kişiyle röportaj yapabildik. Karşılaştığımız yani en büyük sorunlardan birisi aslında o gün buydu. Yani. Bunlar aslında çok normal tepkiler yani, değil mi? Ama sizin buna cehd edip sokağa inip insanlarla Müslüman bireyler, gençler olarak müşfik duruşunuzla, mütebessim duruşunuzla, onları o sevecen duruşunuzla temsil etmeniz, bizleri temsil etmeniz, İslam'ı temsil etmeniz gayet güzel. Tebrik ediyoruz arkadaşlar sizi bu güzel proje için. Ben de Selim'e bir şey söyleyeyim, müsaade tabii ederseniz. Tabii ki, tabii ki. Yaklaşık 12'de 1 gibi bir oran söyledi yani. Bu normalde ortalamanın çok üstünde bir orandır. Yani biz gazetecilik yaptık yıllarca. Ben Ankara'da Today Zaman gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptım. Benim de genç işte Boğaziçi'li, Ottülü, Bilkent'li asistanlarım vardı. Stajyer olarak yanımda çalışan. Ben de onları işte Kızılay'a gönderiyorum falan. Röportaj yapacaklar. Genellikle 25 kişiden birisi size konuşur. Yani 25'te bir iyi bir başarıdır. Böyle bir şeydir. Tabii yani, oran böyle bir şeydir. Yani. Tabii ki çocuklarımız, gençlerimiz ilk gittiklerinde hayal kırıklığıyla geri dönüyorlardı. Hı hı. Ondan sonra abi bir sürü insan kaçıyor, hiç kimse bir şey konuşmak istemiyor, bizden mi kaçıyorlar falan. Öyle bir şey yok. Hangi gazeteden olursanız olun, mikrofon denilen şey ürpertici bir şeydir. İlk defa sizler de bir kamera karşısına geçtiğinizde muhtemelen feci terlemişsinizdir. Ben o ilk yaşadığım günleri hatırlıyorum. Hala terliyoruz. Bu insan bundan kaçma eğilimi içerisinde olan bir şeydir yani. Bir de kamerayla mikrofonu birden karşısına koyuyorsunuz. Onun için oran çok güzel gençler. Bence devam edin buna. Sağ olun abi. Bir noktada bant çekmeleri de bir avantaj. Ben hatırlıyorum, canlı yapalım dedik sokak röportajlarını. İsmini zikretmeyeceğim şimdi. Kıymetli meslektaşlardan bir tanesi Antalya Bodrum tarafına gitti. Şimdi böyle bir yerde iftar, Ramazan sohbeti yapacak insanlarla. Canlı bağlandık şimdi sokağın ortasında, kaldırımda arkadaş. Ona mikrofon uzatıyor, o kaçıyor. Buna mikrofon uzatıyor, o kaçıyor. Ramazan'ı konuşalım mı? Orucu konuşalım mı? Sonra baktık kimseyle konuşamıyor. Reha abi gördüğün gibi Ramazan buraya gelmemişti. Şimdi Ramazan oraya gelmemiş ama Ramazan buraya geldi. İstersen evet. Ben bir Ramazan geldi diyeyim. Olur mu? Kabul eder misiniz? Ne demek? Reha abi. Ramazan geldi, Ramazan diyelim. Şöyle gençlerle birlikte, onlar da eşlik ederlerse en azından evet. Ramazan geldi, Ramazan kısmını arkadaşlar benimle birlikte söylerseniz vallahi ya seviniriz yani. Olur mu? Arkadaşlarımızdan rica edelim. Birlikte okuyalım bu güzel şarkıyı sevgili seyircilerimiz. Sevgili Esat, hazırsan hadi bakalım. Gelişiyle güldüren, kalbe huzur dolduran, kalpleri hislendiren Ramazan geldi, Ramazan. Ramazan geldi, Ramazan. Der Ramazan iske kammen, Levi's sons ye kammen, Zeylen vida geboren,
Ramadan iske kalmam, Ramadan iske kalmam. Gaflet ayı değil bu, nefret ayı değil bu. Rahmet ayı demek bu. Ramazan geldi, Ramazan, Ramazan geldi, Ramazan. Ramazan geldi, Ramazan, Ramazan geldi, Ramazan. İcabet edin davete, vesile olur rahmete, erişirsin selamete. Ramazan geldi, Ramazan, Ramazan geldi, Ramazan. Armin verdi sich freuen, Kinder verdi sich freuen, die Welt wird Frieden erfahren. Ramadan ist gekommen, Ramadan ist gekommen. Mübarek olsun Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize. Bayram olsun tüm herkese. Ramazan geldi, Ramazan, Ramazan geldi, Ramazan. Ramazan'da sabır var, 700 kat ecir var. Bir ayda bin hayır var. Ramazan geldi, Ramazan, Ramazan geldi, Ramazan. Bu ay er meydanıdır, kulum diyen Rahman'dır. Vaat edilen reyyandır. Ramazan geldi, Ramazan, Ramazan geldi, Ramazan. Geduld kommt im Ramadan, im Ramadan herrscht Frieden. Ganze Welt zum Frieden. Ramadan ist gekommen, Ramadan ist gekommen. Mübarek olsun Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize. Bayram olsun tüm herkese. Ramazan geldi, Ramazan, Ramazan geldi, Ramazan. Çok teşekkür ederim. Özellikle Almanca söylediğin kısım var. Çok ilginç. Evet, onları senin için hazırladım. Bekliyoruz yani, devamını. Evet. Almanca ilahiler. Diye öyle oldu. Tebrik ediyorum. Yani. Ramazan Metin geldi, canım, hoş geldi. Geçen sene böyle bir ışık oldu. Daha önce tanışıyorduk Metin'le ama yani sevgili seyirciler. Ramazan programında böyle bir farklı bir muhabbetimiz olunca dedik ki Metinsiz olmaz bir Ramazan. Daha canım. Ve abi. Seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. Hafta boyunca inşallah sevgili Metin'i seyredeceksiniz. Ben hafta sonu sevgili seyirciler. Cumartesi ve pazar sizlerle beraber olacağım. Bunu da buradan bir kere daha hatırlatalım. Yani yarın beni ekranda görmeyince şaşırmayın. Aynen. Çalışmak zorundayım efendim. Yani fabrikada orada Almanya burası malumunuz. Hafta sonu inşallah. İçeriklerimiz dolu dolu. Bahsettik. Diğerlerini ama es geçtik. Çocuk ve Ramazan köşemiz olacak. İftar programımızda eski Ramazanlar köşemiz olacak. Eski Ramazanlar da tabii birçoğunu ekranlardan tanıdığımız gazeteciler, sanatçılar, evet, ya da hocalarımız, efendim onlara mikrofon uzatacağız ve eski Ramazanları kısaca bize anlatacaklar. Hazır mı sevgili yönetmenim? Şöyle bir tanesini görsek. Evet, bence seyredelim. Gençler Ramazan programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Cevher Güven. Ramazan denince ilk aklına gelen anını bize anlatır mısın? Ramazan bizim Erzurum'da çok ilginç yaşanıyordu. Erzurum'da Ramazan'a özel şeyler olur. Mesela tatlılar Ramazan'a özel. Sadece Ramazan'da yapılan tatlılar. Eskiden kadayıf dolması mesela böyle bir tatlıydı. Ve Ramazan'da oynanan oyunlar vardı sadece. Ve mahallede böyle sokakta büyümüştük biz. O zaman aklıma ilk gelen anı horoz şekeri diye bir şeker vardı. Ve sadece Ramazan'da çıkardı bu şeker. Ve ben de çok seviyordum horoz şekerini. Özellikle limonlusunu. Böyle karanfilli, çilekli falan değişik horoz şekerler olurdu. Bir çubuk ucundaki şeker horoz şeklinde. O yüzden horoz şekeri deniyordu. Bizim oradaki bakkala da Ramazanlarda gelirdi horoz şekeri.
İşte babam da bana para vermişti. İftara yakın bir saatte. İlk Ramazan tuttuğum zamanlardı böyle. İlkokul 4. 5. sınıfta filan. Ben de gittim. Giderken işte komşunun çocuklarına da al dedi babam. İşte abime bana 3 tane de komşunun oğlu var. 5 tane Ramazan şekeri aldım bakkaldan. Geliyorum ama bakkal da biraz uzak eve. Bir 10 dakikalık filan yürüme mesafesi var. Yürürken tabii sürekli olarak Ramazan şekerlerine bakıyorum. Sürekli böyle elimde 5 tane Ramazan şekeri. Sürekli onlara baka 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 bir süre sonra kendimi kaybetmişim. Başlamışım Ramazan şekerlerini yemeye. Ondan sonra evin önüne geldim. Ramazan şekerlerinden sonuncusunun yarısı kalmış sadece, tamam mı? Ondan sonra tabii abim de beni bahçede gördü. Ondan sonra abim oradan bağırdı, çağırdı falan. Ondan sonra ben kendime geldim filan. Tamamen beni büyülemiş, kendimden geçirmiş Ramazan şekerleri. Onu hatırlıyorum en ilk anım. Ben Ramazanların neredeyse hepsini yurt dışında geçirdiğim için hiç böyle anılarım yok. Peki eski Ramazanlar özleniyor mu gerçekten? Eski Ramazanlar mı, şu anki Ramazanlar mı? Şöyle, eski Ramazanları özlüyoruz çünkü Ramazan genelde çocukken güzel. İnsanlar büyüyünce o çocukluğun, Ramazan'ın güzelliği gidiyor ve eski Ramazanlar kalmadı zannediyorsun. Halbuki Ramazan çocuklara yine güzel belki. İşte bayramda haşt kalıyorsun filan, ilk oruçların heyecanı oluyor filan, sana biraz özel davranılıyor Ramazan'da. Tabi onlar büyüdükçe kayboluyor. Dolayısıyla hep eski Ramazan'a, bütün kuşaklar hep eski Ramazan'lara özenir. Aslında çocukluğunu özlüyorsun orada. O yüzden eski güzel yani, çocukluktan dolayı. Evet, çok teşekkür ederim. Bugünkü Gençlerle Ramazan programımızın sonuna geldik. Evet, sevgili Cevheri Güven bizimle güzel hatırasını paylaştı. 11 Ayın Sultanı boyunca inşallah nice gazetecilerden, tanınmış şahsiyetlerden, hocalardan, sanatçılardan güzel alacağız. Ramazan hatıraları dinleyeceğiz. Vallahi evet, röportajı yapan da burada mı sanki? Ben sanki Nihal. Gördüm şöyle bir yerde. Ah Nihal. Ah orada bak, oturuyor orada. Nasıldı babayla? İlk konum olduğu için biraz acemiydim ama babam olduğu için sonuçta. Başka kimlerle yaptın? Başka ya. Sürpriz isimler var, şu an söylemeyeyim, sürprizi bozulmasın. Ya sunuculardan da sürpriz diye saklıyorlar. Ya bizden bile saklıyorlar. Allah Allah. Yani o, fakat haklılar. Gerçekten o heyecanı bize de yaşatıyorlar. Yaşatmak istiyorlar ondan dolayı. Fakat bir dezavantajı var ki böyle çok hazırlıksız yakalanıyoruz bir anda böyle güzelmiş falan diye böyle. Biz hazırlıklı olduğumuz yerden konuşalım. Lütfen şu beğeni tuşlarına basınız, likelayınız. Başka türlü aşamayız efendim. Yani bu ceberrutlar parayla satın almaya çalışıyorlar işte YouTube'da, şurada, burada engellemeye. Bu yayınlar size ulaşmasın diye para harcıyorlar. Yani bunu aşmanın başka yolu yok. Beğeniniz, paylaşınız, bütün sosyal mecralarınızda, arkadaşlarınızda paylaşmayı tavsiye ediniz ki efendim bu yayınlar ulaşsın. Değil mi efendim? Yani bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ijadestek.com'u da hatırlatalım. Evet, hatırlatıyoruz. Maddi desteklerinizle bu işler oluyor. Hiç basit evet. Olmuyor. Aylardır arkadaşlar kafa patlatıyorlar. Nasıl yapsak da, nasıl etsek de, güzel bir stüdyo yapsak da, işte nasıl gençlerle yapsak. Bunlar biliyorsunuz prodüksiyon imkanları evet. Gerektiren şeyler. Bunlar sizin destekleriniz de oluyor dostlar. Bu hatırlatmadan sonra. Tabii ki. Evet. Rabbimizin inayetiyle muvaffak olunuyor ve hedeflere ulaşılıyor bir şekilde. Tabii şu anda Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde bizleri sofraları başında izleyen sevgili seyircilerimize Allah kabul etsin diyoruz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun, Ramazanınız mübarek olsun. Güzel bir ay geçirirsiniz inşallah. Evlatlarınızla. Kardeşlerinizle, aile efradınızla birlikte mutlu bir Ramazan diliyoruz sevgili seyircilerimiz hepinize. Biz Ramazan iftar programımızda biraz önce VTR'lerimizde de gördüğünüz gibi farklı köşelerimiz var. Onlardan bir tanesi mucizevi tavsiyeler. Yine gençlerimizden Nurhan'ın hazırlıkları olduğu mucizevi tavsiyelerde. Bu bölümde efendim çok önemli mucizevi tavsiyeler var. Profesör Doktor İrfan Yılmaz hocamız bizlerle bu mucizevi tavsiyeleri paylaşacak. Çok ilginç efendim, Kur'an ışığında gerçekleştirilen tavsiyelerden 3 dakikalık bir süre içerisinde bize tavsiyelerde bulunacak. Onunla birlikte sahabe hayatları, Rehabi, evet. Efendimizin yıldızları.
sahabe hayatlarını işleyeceğiz. Sahabe hayatlarında sevgili Hüseyin burada mı? Evet Hüseyin, sana da bir mikrofon uzatsak acaba. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yıldızları, sahabeleriyle ilgili bir proje yapıyorsun. Biraz bahseder misin bize? Tabii ki de. Benim aslında bu projede niyetim sizlere ve değerli seyircilerimize tabii ki de sahabe efendilerimizi özellikleriyle tanıtmak. İsimlerini söylemeden, isimlerini zikretmeden onları bildiğiniz, tanıdığınız özellikleriyle tanıtmak. Ardından da tabii ki de bunları seyircilerimizden bilmelerini isteyeceğiz. Böyle Allah'ın izniyle etkinliklerimiz olacak, sürprizlerimiz olacak. Olacak, harika. Affedersiniz. Harika. Evet. Öyle Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacak. Sen yapmışsındır, evet. Güzel bir şeyler ama. Hem gönlün güzel hem yüzün güzel. Sirayet etmiştir zaten konuklarına da. Evet, hazırlıklar devam ediyor, evet. Bir yandan. Çekimlerimiz devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz, tabii köşelerimizden bir tanesi de Hoca Efendi ile Ramazan. Nasıl geçiyor? Nasıl geçti? Hatıralar nasıldı? Yine büyüklerimize sorduk. Arkadaşlarımız bir yandan onları hazırlıyorlar. Muhterem büyüğümüzle Ramazan hatıralarını kıymetli anlatacaklar. Hoca Efendi ile bir enteresan hatırası oluyor abilerin. Evet. O anlat gerçekten ilgiyle dinleniyor. Böyle ikişer dakika kısa kısa onlardan o hatıraları dinleyeceğiz. Yani bir şekilde Hoca Efendi'nin civarına gelmiş, ziyaret etmiş kim varsa mutlaka bir hatırası oluyor. Benim bile var. Estağfurullah. Yani. Estağfurullah. Hemen anlatayım mı? Tabii ki. Aslında konumuz bu. Biraz anlatayım. Oradan girizgah yapacaktık. Malumuz Sır Kapısı programı çok uzun yıllar devam etti Samanyolu Televizyonu'nda. Bir noktada artık tekrara düşmeye başladık. Böyle aynı hikaye, aynı kan grubu gibi şehit hikayeleri, işte iyilik eden iyilik bulur hikayeleri gibi, kul hakkı hikayeleri gibi. Daha sonra her biri ayrı ayrı projeler oldu televizyonda, o da ayrı konu. Tabii bir sonu gelmesi lazım artık, bir bitirmek, ama kimse yani cesaret ister. Hocam Sır Kapısı'nı bitirelim mi falan diye bir soru soramazsınız. 12 gün falan böyle kıvrandık ama 12. gün Hoca Efendi ayrılırken, vedalaşırken sırlar demişti. Sırlar bitmez. Biterse sen bana gel, bende sır çok demişti. O da bize güzel bir hatıra olarak kaldı. Allah, evet. Hayırlı uzun ömür versin. Amin. Asuman ve Fatma Nur buralarda mı bilmiyorum ama onların da bir projesi var. Şu an aramızda değiller. Onlar da Zümrüt Tepeler projesi yapıyorlar sevgili seyirciler. Ama onların kaçırmayın. Da gerçekten programın sonrasında onu da vereceğiz. Mükemmel bir çalışma Ramazan olmuş. Ramazan için gerçekten yani. Güzel bir çalışma yapmışlar. Bugün hepsine girme şansımız yok. Maalesef yok. İlk günümüz. Evet, ilk gün böyle bir tanıtma tanışma gibi oldu. Evet, ama oldu. Bundan sonraki günlerde efendim bu teferruatlı bir şekilde bütün bu projeleri tek tek seyredeceksiniz. Evet kıymetli hocam. Şimdi tabii gençlerimiz size bugün yayından sonra belki soracaklar. Hoca Efendi ile Ramazan anınızı şöyle bir cebinize koyarsanız, onu burada anlatmayın belki ama kampta nasıl geçiyor acaba? Yani orada bulunduğunuz dönemler oldu. Ramazanlarda nasıldı? Hava nasıldı? Atmosfer nasıldı? Nasıl orada Ramazan geçiyor? Hoca Efendi'nin civarında hayat her zaman zordur. Yani şu anlamda zordur. İslamiyet'in bütün kuralları orada kılı kırk yararcasına yaşanır. Ve namaz endeksli bir hayat yaşanır. Yani her şey, adeta herkesin kulağı ezanda namaz bekleniyor. Namaza hazırlık yapılıyor. Namaz kılınıyor. Namazdan sonra tesbihatı yapılıyor. Sohbeti yapılıyor. Sonra bir sonraki namaz geliyor yani. Şimdi Ramazan'da doğal olarak gece hem teravih namazı, bir de hatimle kılınıyor orada. Ondan sonra teheccüdlerde de hatim devam ediyor. Bu sefer normal zamanlarda bir saatlik olan ibadetler birkaç saate çıkıyorlar. Çoğunluk kampta, ben çok fazla kalamadım Ramazan kamplarında ama bulunduğum dönemler oldu. Hem Türkiye'deyken, 5. kattayken, hem de Amerika'dayken Ramazan'da ziyaretine gittiğim oldu. Biz öyle 2-3 gün kaldığımız için insanoğlu yüklenebiliyor 2-3 gün boyunca. Hiç uykusuz da kalırım ben burada demeye. Ama beni hep ilgimi çeken, orada Hoca Efendi'nin hem talebesi hem de mekanın hizmetçisi olarak çalışan mollalar.
Onlar hem yemeği hazırlamak, servisi yapmakla meşguldürler, hem bulaşık yıkamakla, hem de aynı zamanda ders okumak durumundadırlar. Ve Ramazan'da da dersler hiç durmaz. Yani sahurdan sonra ders başlar, ders devam eder böyle. Şimdi ben bu yaşımda genellikle geceyi ders çalışarak ya da yazarak ya da işte her neyle fikri olarak neyle meşgulsem onunla geçirip sonra sahurdan sonra yatmayı tercih eden birisiyim. Senin daha çok genç Kerim abi, sizin dinamizminiz ve enerjiniz bize ışık veriyor. Sağ olun Bahtiyar oğlum. Orada bulunduğum dönemlerde gördüğüm şey bu yani. İnsanın bünyesinin zembereği aslına bakılırsa Kur'an'a göre ayarlanmış. Biz onu kaybediyoruz zaman içerisinde. Rahmetli babam, ben İstanbul'da okurken Boğaziçi Üniversitesi'nde eve döndüğümde sabah namazına kalkmak için saat kurduğumu görünce bana çıkışırdı. Sen namaz kılmıyorsun derdi bana. Sen namazlarını doğru dürüst kılıyor olsan vücudun saate dönüşür. Sabah namazına vücudun kaldırır seni. Eğer saat kuruyorsan demek ki henüz vücudun namaz kılmaya başlamamış derdi ki. Haklıydı yani. Hala saat kurarak kalkan birisiyim ben. Bu demek ki aslına bakılırsa bünyemizde Kur'an'a o kadar uyan, Kur'ani bir yaşam tarzına o kadar uyan bir şey var ki vücut saatimiz kendisini fıtrata uygun yaşam tarzını bulduğunda ona uydurabiliyor. Hakikaten ben babamın hiç saat kurduğunu hayatımda görmedim. Kalktığımda da her zaman o uyanık olurdu zaten yani. Demek ki yaşanabiliyormuş böyle. Kamplarda da ben öyle yani anlatılsa yaşanmazmış gibi görünen hayatların yaşanabildiğini gözlemledim orada. Ailenizle nasıl geçiriyorsunuz? Şimdi yıllardır her Ramazan'da bizler de gerçi değil mi? Yani Rahavi ailemizle çok az iftar sofrasına oturduğumuz dönemler oldu yıllardır. Belki son işte bu hicret dönemi diyelim yani eğer hakkını verebiliyorsak onu da biraz beraber olma şansımız oldu. Ama genel itibariyle bir yerlerde koşturmacayla geçiyordu. Sizin zatınıza sorsam, sizin Ramazanınız, ailenizle olan sofralarınız. İşte bugün birinci akşam evet. Ve ben Londra'da değilim. Yine burada. Gibi. Elhamdülillah. Hakikaten böyle bir yani ilk yurt dışına çıkılmalar başladığında bir müddet durulmuş olan hizmetlerden dolayı iç dünyalarımıza kapandığımız, ailelerimizle vakit geçirdiğimiz yıllar oldu. Belki o dönemin çocukları bundan mutlu da oldular. Ama şimdi hizmetler yeniden şahlanmış durumda. Yani ben büyük oranda bu Ramazan'ı İngiltere'de geçireceğim ama hemen hemen her akşam bir yerde bir iftar sofrasında bir konuşma vazifem var veya evime ziyarete geliniyor veya ben başkalarına ziyarete gidiyorum. İşte o karşılıklı ziyaretler çocuklarımız için iyi oluyor. Çünkü belki gençlerimiz henüz farkında değillerdir bunun ama biz anormal aileleriz. Yani çocuklarımızın dayıları, halaları, teyzeleri, dedeleri, nineleri yok. Yani çoğumuz bu durumdayız. Eğer bir klan halinde göç söz konusu olmadıysa, mesela benim hiç kimsem yok İngiltere'de, doğal olarak benim küçük çocuğum dön dolaş ablasını görebiliyor. Başka hiç kimseyi göremiyor akraba olarak etrafında. Benim dedesi, ninesi var aslında bakılırsa ama yoklar yani. Bunu kompanse etmek ancak Ramazan'da bu iftarlarla oluyor. Birbirimizin evine gidip gelmeler, ziyaretler, sonra o büyük iftarlarda çocuklarımızın da katılabildiği durumlarda özellikle çocukların diğer çocuklarla geçirdiği vakitler. O anlamda Cevheri'ye katılıyorum ben de. Çocuklar için Ramazan hala güzel, gurbette de güzel. Ve elhamdülillah hizmet o anlamda artık o ilk günlerin şaşkınlığını da atmış durumda. Yeterince faaliyet de var. Güzel bir dönem yaşıyoruz. Yani inşallah önümüzdeki dönemlerde sokağa da taşan, burada yapmışlar gençler sokağa evet. Taşmayı, tebrik ediyorum. Ama dünyanın dört bir tarafında sokağa da taşan çalışmalar düşünülebilir. Yıllar önce Big İftar diye bir çabanın içerisinde olmuştuk İngiltere'de. Sokak iftarlarıydı bunlar. Şimdi ise İngiltere'de İftar Me diye bir projemiz var. Bildiğim kadarıyla Almanya'da da benzeri yapılıyor, Hollanda'da da yapılıyor benzeri. Yani insanları
evinize siz davet ediyorsunuz. Ama bunlar internetten kaydoluyorlar. Hiç tanımadıkları bir Müslümanın evine eşleştiriliyorlar. Çocuk sayısına göre, yaşlarına göre ve ziyarete gidiyorlar bu anlamda. Şimdi az önce Belçika'dan gördük, büyük bir iftar hazırlığı vardı. Başbakan gelecek, şu bu falan. Bunlar büyük sembolik olaylardırlar ama asıl kalıcı etkiyi yapan sizin evinize komşunuzun ziyarete gelmesidir. O anlamda da çok ciddi şeyler kırılıyor Batı toplumlarında. Çünkü ben yıllardır yurt dışında yaşayan birisiyim. 8 yıl İsrail'de yaşadım. İngiltere'de bu çıkışımdan önce 3 yıl ayrıca vakit geçirdim. Şimdi 8 yıl tekrar İngiltere'deyim. Bir gayrimüslimin evine, hele hele batılı birisinin evine girmek veya sizin evinize girmesini sağlamak kolay bir iş değildir yani. Belli bir bariyer vardır yani. Nezaket vardır, hoş sohbet vardır falan ama eve girmek denildiğinde o bir hayli vakit isteyen bir meseledir. Bakıyorum şimdi insanlar, cesaret gelmiş insanlara, internetten kayıt oluyor. Evet, ben bir Müslümanın evine gidip. Orada iftar yemeği yemek istiyorum. Şimdi medyada sunulan Müslüman vizyonuyla bunu kıyaslarsanız, yani bu cesaretin gösterilebileceği, o zaman dersiniz ki bu sebepler açısından izah edilebilir bir şey değil. Allah bazı insanların gönlüne vüd vaz ediyor, sevgi veriyor. Ki bu paylaşımı yapmak istiyor insana. O anlamda güzel günlerin bizi beklediğini eminim. Valla hocam, evet. Yani çok lezzetli gidiyor aslında. Gerçekten öyle, hani mürgül mü? Mürgül, evet. Mürgül yok. Çok şükür sonuna geldik yani. Aslında sonuna geldik de biz seninle bir daha ne zaman buluşacağız? Bilemiyorum. Rıha abi. Rabbim bilir. Yani bir ayrılıyoruz yarından sonra. Ben ya ne yapacağım şimdi sensiz? Ayrılmıyoruz kardeşim, aynı programda, iftar zaman programının altında böyle. Peki acaba sosyal medyada göreceğiz. Yönetmenimize sorsak vaktimiz var mı? Senden bir naat dinleseydik aslında. Benden. Burada. Evet. Vallahi çok bilmem böyle. Ki, şimdi neyzen arkadaşım Esat'ı buraya davet etsem, Esat'cığım sen gelsen bize şöyle bir ney açışı yapsan. Ney üflense şöyle bir şeyimize, koltuğumuza seni alsak. Şimdi gelebilirsin. Ha? Oturarak evet. Mı ayakta mı? Nasıl? Yani ayakta olursanız mikrofondan nasıl rahat olacaksan. Ama rahat şimdi rahat şeyde. Ya olur. Biz evimizin salonunda gibiyiz Reha abi. Öyle mi? Tabii mikrofonunuzu. Şimdi ha, oturmanızı. Oturmamızı tavsiye ederim. Ama benim sana piyano çalmam lazım. Sen piyano çal. Tabii. Ben tabii. Burada otura yapayım. Evet. Sevgili bir Esat da bizim efendim şöyle. Tabii ki. Kendim de olabilirdim ama işte ben ne yapayım, öyle seni yormak istedim bir an. Kerim hocam, kusura bakmıyorsunuz değil mi? Böyle bir hani spontan aklımıza geldi bir an. Şimdi bir Naat-ı Şerif, güncel Naat-ı Şerif. Yani Naat-ı Şerif deyince hep böyle Arif Nihat Askyalar, Mehmet Akifler falan değil ama biz böyle güncel şiirlerden şey yapalım. İnşallah unutmamışımdır. Buyurun. Sizi görüp, size şefkatle bakmayan gözlerin vay haline. Sizi işitip, size inanmayan kulların vay haline. Yolunuzun üzerine taşlar koyanların, dikenler serenlerin vay haline. Vay haline Taif'te mübarek sakalınızdan süzülen yaşların ve kanların akmasına sebep o taşları atan ellerin sahibine. Vay haline. Ey bahtsız çocuklar, hiç gül incitilir mi? Bir peygamber taşlanır mı hiç? Taif utandı, ağladı Taif. Atılan taş utandı, taş da ağladı. O taşlar ki hep mübarek ayaklarınızın altını öpmeye müptelaydı. Nur yüzünüze böyle temas etmek ister miydi hiç?
istemezdi canınızı yakmayı. İki dağ arasında küçük bir kentti Taif. Sizden bir haber yaşayanları vardı. Henüz içmemişlerdi ellerinizden iman şerbetini. Tadını bilmiyorlardı daha. Siz ne zaman Taif'e gitme kararı aldığınızda, bahtına ne zaman siz düştüğünüzde efendim Taif'in, güllerle, sevinçle karşılamaları lazımdı sizi. Zira ebedi mutluluğu getiriyordunuz. Zira sonsuz bir kurtuluşu vaat ediyordunuz onlara. Öyle bir anahtar veriyordunuz ki, açtığı kapı sonsuz bir alemin sonsuz saadetleriyle buluşturacaktı onları. Ne gül uzattılar size, ne hakkıyla davrandılar. Taşladılar sizi efendim, utanmadan, sıkılmadan, korkmadan taşladılar. Nur yüzünüzden ümmetin affı için gözyaşı döküyorken bir de mübarek kanınız eklendi buna. Yaralanan ve kanayan yerlerinizden düşen damlalar yere etseydi yere temas, alemin sonu olurdu, biliyordu melekler bunu. Dört bir tarafınızda pervane olup her biri bin aleme bedel mübarek damlaları yakalamaya çalışıyorlardı yere düşmeden. Çok yorgundunuz efendim. Bir ağacın yanında oturdunuz. Yüzünüzde kanınızla karışan gözyaşlarınız. Sizi Taif'ten taşlayarak çıkartan çocuklar evlerine bir utançla döndüler. Anneleri hiçbir suyla çıkartamadı ellerindeki bu kiri. Mübarek bedeninize temas edip sizi inciten taşlar utançlarından bölündü, bölündü, un ufak, toz oldu. Nurdan çehrendeki bu nikapta ne? Güneşlere taç giydire ışıkken. Hep hicranla bunca yıl, bunca sene geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya, etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, geliver ışık karanlığı boğarken. Geliver ışık karanlığı. Mübarek ağzınızdan gönlünüzün büyüklüğüne yakıştığı ve sadece ümmetini çok seven bir peygamberin başardığı kelimeler döküldü. Allah'ım, bilmiyorlar. Onları affet. Bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar bütün avazınla dolsun. Yeniden namın her yanda duyulsun. Şu fani ömürlerimiz, hayatlarımız biterken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya, etrafı huzur, son demde bir kere daha geliver ışık karanlığı boğarken. Son demde bir kere daha ne olur, geliver ışık karanlığı boğarken.
Evet, kıymetli hocam, sevgili hanımefendiler, sevgili beyefendiler. Efendim bugünlük bu kadar. Sevgili gençlerin hazırladıkları o güzel VTR'leri ilerleyen günlerde izleyeceğiz. Hep beraber seyredeceğiz. Zevkle. Sana başarılar diliyorum. Sizin, ben sana başarılar diliyorum. Metin'cim inşallah. Abi, iyi ki varsın. Tekrar bu stüdyoda bir ara belki geliriz. Canım. İlerleyen günlerde bilmiyorum duruma göre. Bir daha bir gelelim. Bir kere daha geliriz inşallah. Bir şey yapalım. Buluşalım. Cumartesi günü efendim görüşmek ümidiyle ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ve evet, çok teşekkür ederim her şey için. Burada olmanız çok güzeldi. Gençlerimizin burada olması çok güzeldi. Kerim abimiz buradaydı. Her şeyden önce Kerim abi buradaydı. Kerim hocamız buradaydı. Ayaklarına sağlık. Ta İngiltere'lerden kalktı geldi. Evet. Son cümleyi davete icabet etti. Hocamdan alacağız. Buyurun. Respect Graduate School'un aynı zamanda bir master programı var. İslam'a giriş master programı İngilizce olarak. Bu Amerika'da yaşayan arkadaşlarımız için. Aynı zamanda bu tür projelerini desteklemek için Respect'in de kendisinin bir bağış programı var. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ramazan şerifi mübarek olsun. Allah oruçlarımızı kabul buyursun efendim. Sizi kıymetli hocamızla, Hoca Efendi'nin çok özel bir VTR'siyle, videosuyla baş başa bırakacağız. Bırakmadan önce ben yayında emeği geçen bütün arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Var olsunlar. Kimin eli, kimin gönlü değdiyse Allah hepinizden razı olsun. Abiler, ablalar. Dualarınızı eksik etmeyin. Dualarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi. Yine irade, yine sabır, zamana karşı sabır. Tertib-i umur içinde sabır. Bahar mevsimi tohum atmak içindir. Tohum atmadan tırpanı alıp tarlaya gitseniz kendi kendinize tenakküze düşersiniz. Tohumu attınız, rüşeğimler başını çıkardı. Yeşilken biçseniz, tırpanlasanız bunu kendi kendinize tenakküze düşmüş olursunuz. Tohumu attıktan sonra bekleyeceksiniz. Kuluçkaya yumurtaları koyduktan sonra 20 gün bekleyeceksiniz. Makinaya yumurtaları koyduktan sonra bekleyeceksiniz. Civcivler meydana geldikten sonra yine bekleyeceksiniz. Sabırdır bu. Zamanın umurunda değil sizin dayanmanız. Fakat siz dişinizi sıkıp dayanacaksınız. Acele etmeyeceksiniz. اِنَّ اللّٰهَ لَيُتِمُّ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى سَيَتْسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلَى حَضْرَمَوْتِ لَا يَخَافِ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا الذِّبْ عَلَى غَنَمِهِ وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Habbak diyor ki, Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Ve biz örsler üzerinde dövülen demirler gibi her gün üzerimize balyozlar kalkıp iniyordu. Ayaklarımıza ipler bağlanıyor, sürüm sürüm sürünüyordu. Çilenin 1005 para ve bunu da Müslümanlar çekiyordu. Bu esir insan, bu siyah insan o kadar canına tak demişti ki bunu da yine Buhari Müslim naklediyor. Başına örtüsünü çekmiş Kabe'nin duvarının dibinde oturuyordu. Ya Resulallah dedim, bize dua etmez misin? Allah yardım etsin. Allah'tan bizim için yardım talep etmez misin? Ela tastansiruna dedim. Ela ted'una dua etmez misin? Bize Allah'tan yardım istemez misin? Çok canı sıkıldı. Belanın 1000 katına o katlanıyordu. Zaaf göstermemizden canı sıkıldı. Döndü şöyle dedi. Siz de yani belaya maruz musunuz? Kendinizi belaya maruz mu sayıyorsunuz? Sizden evvel bir insan inandığından ötürü alınırdı. Sonra bir hendeğin içine yatırılırdı. Sonra testereyle ortadan kesilirdi.
Sonra da eti kemiğinden demir taraklarla alınırdı. Vallahi bu iş onu yine dilinden döndüremezdi diyor. Ama bir gün gelecek diyor. Allah bu işi tamamlayacaktır. Okuduğum şey benim o fezlekeydi. Allah bu işi tamamlayacaktır. Sana'dan Hadramut'a kadar devesi üzerinde hevdecinde kadın seyahat edecek. Kendisine ilişilmeyecek. Hiç kimse hiçbir şeyden korkmayacak. Allah'tan başka kimseden korkulmayacak. Belki çoban sadece koyunlarına karşı kurttan korkacaktır. Allah bu günleri size ihsan edecektir. Fakat siz acele ediyorsunuz. Ekinler yeşilken tırpan kullanıyorsunuz. وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Vakti merhunu gelinceye kadar, zamanı merhunu gelinceye kadar, siz size düşeni yapacak, şen-i rububiyetin gereğine karışmayacaksınız. اَوْفُوا بِعَهْدِي اُوْفِي بِعَهْدِكُمْ Verdiğiniz sözü yerine getirin. Kulluk vazifesini yapın. Ben bana düşeni yapacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbinizin vaadinde hulfedeceğini mi düşünüyorsunuz? Allah Celle Celaluhu sizi yüzüstü bırakmayacaktır. Ama vakti merhunu geleceği ana kadar kulluktan duru olmayacak, sebat edecek ve bekleyeceksiniz.